Bengütürk TV'de Teknoloji ve Gelecek programına hoş geldiniz. Ben Şenol Vatansever. Programımızla ilgili detaylara ve önceki bölümleri www.teknolojivegelecek.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Yine program sırasında ve sonrasında sorularınız ve yorumlarınız için X üzerinden teknoloji ve gelecek hashtagine her zaman yazabilirsiniz. Bugünkü gündemimiz Milli İşletim Sistemi Pardus. Özellikle tabii Microsoft'un geçen hafta Cuma günü 10 gün önce dünya genelinde ciddi bir sorun yaşatmasıyla beraber üzerindeki CrowdStrike ürünü sonucunda bütün dünyada aslında ciddi bir kaos oluştu. Birçok sağlık sektörü, ulaştırma sektörü, turizm sektörü her yer aslında etkilendi. Devletler etkilendi. Ameliyatlar yapılamaz hale geldi. Ama Türkiye bunu çok daha böyle az hasarla ve çok da fazla etkilenmeden atlatmış oldu. Burada tabii ki soru işaretleri hemen oldu. Ya bunun acaba alternatifi çözümü ne olabilirdi? Yani farklı çözümler yapılabilir miydi diye. Çünkü şirketlerin, devletlerin felaket kurtarma senaryoları mutlaka oluyor. Burada niye çalışmadı, ne yapılması gerekiyordu? Geçen hafta da bunu TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal hocamızla, Sayın Başkanımızla değerlendirme fırsatımız olmuştu. Ve yine kendisinin aslında destekleriyle bugün detaylı bir Pardus programı yapmaya karar vermiştik. Ve bugün de inşallah konuklarımızla beraber detaylı olarak uçtan uca konuyu konuşacağız. Şimdi ben kendilerini takdim ederek başlamak istiyorum. TÜBİTAK Ulak Bilim Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu. Aramızda Mirat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Davetiniz için ve bu programı Pardus'a ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ankara'dan geliyorsunuz aynı zamanda. Yine Ankara stüdyomuzda TÜBİTAK Ulak Bilim Pardus Proje Yöneticisi Doktor Cengiz Çelik var. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz bu fırsat için. Biz de Pardus ekibi olarak. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, yine uzaktan bağlantıyla aramızda Dijital Biz Dergisi yazarı Arzu Tufan var. Arzu Hanım, bu hafta haftalık teknoloji raporunda bizlere neler aktaracaksınız? Buyurun, söz sizde. İyi akşamlar Şenol Bey. Değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyerek teknoloji gündemimi aktarıyorum. İlk haberimiz yerli çözümler ülkeleri küresel teknoloji krizinden koruyor haberi. Çin ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkeler mesajlaşma uygulamalarından sosyal medyaya kadar son kullanıcıyı etkileyecek teknolojik altyapılara yönelik yerli çözümleri sayesinde küresel teknoloji krizlerinden en az şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ABD merkezli siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın kalite kontrol aracındaki bir hata sonucu dünyanın birçok bölgesinde küresel yazılım sorunu yaşanmıştı. Bu sorunla birlikte birçok sektörde ciddi aksaklıklar meydana geldi. Ulaşım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki büyük firmaların sistemlerinde Microsoft mavi ekran hatası ortaya çıkarken, Rusya ve Çin gibi ülkelerde ise bu sorun çok fazla etkilenmediği görüldü. Küresel yazılımdan etkilenmeyen ülkeler, siber güvenlikten sosyal medyaya kadar pek çok alanda kendi teknolojilerini kullanıyor. Bu alana en çok yatırım yapan ülkelerden biri olan Rusya ön plana çıkıyor. Rusya 2019 yılında geçen yasa ile beraber internet ağını dünyadan tamamen bağımsız hale getirmek için Runet ismini verdiği bir projeyi başlatmıştı. Yine Rusya'nın siber güvenlik alanında da önemli şirketleri de mevcuttur. Bu şirketler arasında en bilineni dünya çapında yaygın bir kullanıma sahip olan Kaspersky. Rusya'nın yanı sıra kendi teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında Çin de ön plana çıkıyor. ABD'nin teknoloji yarışındaki en büyük rakibi konumundaki ülke çoğu alanda kendi geliştirdiği uygulamaları kullanıyor. Çinli teknoloji şirketi Tencent'in geliştirdiği WeChat mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp'ın alternatifi olarak vatandaşlarına hizmet sunuyor. Mesajlaşma özelliğinin yanı sıra bu uygulamada mobil ödeme, oyun, alışveriş, taksi çağırma gibi birçok hizmetlerde yer alıyor. Uygulamanın da 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı mevcut. Özetle ülkeler geliştirdiği bu yerli çözümlerle tekelleşmenin olduğu teknoloji alanlarında bağımsızlıklarını sağlayıp küresel teknik aksaklıklardan da daha az etkileniyor.
Ülkelerin geliştirdiği bu yerli çözümlerle kendi sistemlerinde yaşanacak olası teknik problemlere de daha hızlı müdahale etme imkanı buluyor olması haberin dikkat çeken önemli detayları arasında yer aldı. Diğer bir haberimiz ise OpenAI arama motoru SearchGPT'yi başlatacak. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan SearchGPT'yi test ettiğini duyurdu. OpenAI'dan yapılan açıklamalarda SearchGPT'nin kullanıcılarına net ve ilgili kaynaklara hızlı ve zamanında yanıt vermek amacıyla yapay zeka modellerinin gücünü webten gelen bilgilerle birleştirmek için tasarladığını belirtti. Açıklamalarda söz konusu arama motorunun kullanımında geri bildirimler almak için küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlanılacağı ifade edildi. Bu prototipin geçici olduğu, gelecekte bu özelliklerin en iyilerini doğrudan ChatGPT'ye entegre edilmesinin planlandığının da bilgisi verildi. Kullanıcıların sorunlarına webdeki güncel bilgilerle hızlı ve doğrudan yanıt verecek SearchGPT'nin ilgili kaynaklara net bağlantılar sunacağı, ayrıca kullanıcıların aramalarında da sohbet eder gibi takip sorunları da sorabileceği ifade edildi. Son haberimiz ise Türkiye yapay zeka alanında damgasını vurmaya hazırlanıyor. Habere ilişkin detaylar ise şu şekilde. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planında yapılan güncelleme ile Türkiye yerli büyük dil modelini geliştirmekle yetenekli bireyleri ülkeye çekmeye kadar çeşitli projeleri hayata geçirecek. 11. Kalkınma Planı ile 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan belge, Türkiye'nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliği taşıyor. Eylemler kapsamında Teç Visa programıyla yapay zeka alanındaki yetenekli bireylerin Türkiye'ye çekilmesine yönelik mekanizmalar hayata geçirilecek. Türk diasporasında yapay zeka alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar da Türkiye'nin yapay zeka ekosistemiyle buluşturulacak. Türkiye büyük dil modeli geliştirilerek ve tüm ekosistemin katkısını almak amacıyla Türkçe büyük dil modeli topluluğu oluşturulacak. Bu modellerin geliştirilmesinde Türk Cumhuriyetlerinden de veri temin edilmesi ve modelin bu ülkelerinin kullanımı için işbirliği mekanizmaları geliştirilecek. Üretken yapay zeka modellerinin geliştirilmesi amacıyla bu alanda Türkiye'yi küresel oyuncu hale getirecek işlemci altyapısına yönelik ihtiyaç analizi yapılarak kapasitesi geliştirilecek. Yapay zeka uygulamaları ile denetim ve yasal uyum için belgelendirme mekanizması doğrultusunda güvenilir yapay zeka damgası oluşturulacak. Yapay zeka uygulamaları, hukuki değerlendirme rehberi hazırlanarak yapay zeka değer ve ilkeler etki analizi çerçevesi oluşturulacak. Güvenilir yapay zekanın denetimi için gereken araçların geliştirilmesi ise sağlanacak. Yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla yerli üretken yapay zeka uygulamalarına yönelik ulusal yarışmalar düzenlenecek ve toplumun genç kesimlerine yapay zeka bilinci aşılamak için bu konularda farkındalığı artırmak amacıyla yapay zeka okur yazarlığı seferberliği başlatılacak. Tüm bütün bunların yanı sıra mevcut iş gücünün dönüşümü için özelleştirilmiş yapay zeka eğitim modeli tasarlanarak mevcut iş gücünün dönüşümüne önemli destekler sağlanacak olması haberin dikkat çeken önemli detayları arasında yer aldı. Bu hafta da teknoloji gündemimizde bu haberler yer almaktaydı Şenol Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dijital Biz dergisi yazarı Arzu Tufan'a aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Arzu Hanım. Görüşmek üzere, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet Mirat Bey, şimdi başlayalım Pardus'tan. Öncelikle Pardus nedir? Kısaca bir ondan bahsedebiliriz. Pardus'un gelişim sürecini ve bu süreçte karşılaşılan en büyük zorlukları bize aktarabilirseniz memnun oluruz. İlk sürümden bugüne kadar değişen, önemli gördüğünüz dönüm noktaları neler oldu? Buyurun lütfen. Tabii, sağ olun. Pardus, ismi Pardus Panthera Tulinera, Türkiye'de Anadolu leoparı olarak bilinen Türkiye'ye özgü leopar türü, pars türünden gelen bir isimlendirme. Bizim çok sevdiğimiz ve Orman Bakanlığımızın da yakın zamanda nesli tükendiği sanılan bu leoparın keyifle dağlarımızda salındığını videolarla kaydettiği.
Bir Linux dağıtımıdır ve ulusal dağıtımdır Pardus. Çalışmaları 2003 yılında Erkan Tekman Hoca'nın ve ekibinin gayretleriyle başlamış. 2004 yılı başlarında ilk ekipler kurulmuş ve 2005 yılı sonunda da birinci sürümü çıkarılmıştır. Buradan 2011 yılına kadar çeşitli sürümler düzenli olarak çıkarılmış ve kamuda da ilk denemeleri çeşitli kurumlarda başlamıştır. 2011 yılı sonu, 2012 yılı başında o zamanki Bilgem yönetimi ile Pardus proje yönetimi arasındaki uyuşmazlıklar, fikir ayrılıkları sonunda projeye yeni bir yuva ve yeni bir yol haritası arayışı içerisinde Ankara'da TÜBİTAK Ulakbüm'e taşınmasına karar vermiş. Bunların hepsi bizden önceki dönemlerde alınan kararlar. Ulakbüm'e taşındıktan sonra projeye çok katkı veren, açık kaynak çalışmalarında ülkemizde önce olan isimlerle yapılan toplantılardan sonra enstitü yönetimi biraz daha sürdürülebilirliği öne çıkaran, özgünlüğü, eski sürümün kendine özel, gerçekten özgün bazı yönlerini sürdürülebilirlik lehine bırakıp Debian temelli bir sürüm olarak devam etmesi yönünde bir kararı var. Bu karardan sonra Pardus 17'de biz bir altyapı kurduk. Bizler bu kararlardan sonra yönetime geldik. Pardus 17'deki sürümden ve altyapıdan bu tarafa da her zaman altyapımızı iyileştirerek, yaygınlaştırarak, geliştirerek ara sürümlerimizi ve ana sürümlerimizi güncelleme ve yükseltme yol haritası mevcut olarak Pardus 17, 19, 21, 23 yani 4 ana sürümü yıl bazında gidiyor herhalde. Yıl bazında yapıyoruz. Ara sürümlerimizi de 4'er ayda bir çıkartıyoruz. Ama her hafta güncellemelerimiz var. Biz bu çalışmaları devam ettirdik. Bunun dışında Ulakbüm'e geldikten sonra biraz Milli Eğitim Camiası'na, Ulakbüm'ün ana misyonu zaten yüksek öğretim başta olmak üzere eğitim camiasına hizmet etmektir. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi adı altında. Dolayısıyla bu çalışmalara biz eğitim camiasındaki hedefler doğrultusunda yeni kurumsal çözümler ekleyerek devam ettirdik ki kişisel bilgisayarlar yanında kurumsal da belli politikaların uygulanarak kullanılabildiği bir sürüm olması açısından. Vallahi elinize sağlık Mirat Bey. Gerçekten teşekkür ederiz. Şimdi Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Pardus'u diğer işletim sistemlerinden ayıran başlıca özellikler nelerdir? Bu özellikler kullanıcı deneyimine nasıl katkıda bulunuyor? Buyurun lütfen. Evet. Öncelikle Pardus, GNU Linux dediğimiz çok eski önemli bir ailenin mensubu. Bunun tarihine baktığımız zaman 1960-1970'lerde kadar götürebiliyoruz. Unix ile başlayan bir işletim sistemi silsilesi var. 83 yılında ise açık kaynak olarak bazı uygulamaların dönüştürülmesi başlanıyor. Tam bu çalışmalar bittiği 1990 yılında da dan sonra 91 yılında da Linux çekirdeği dediğimiz proje hayata başlıyor. Bu şekilde bu ikisi birleşerek GNU Linux'u oluşturuyor. Linux çok önemli, başarılı olan bir proje. Sunucu tarafında şu anda dünyayı domine ediyor. Mesela süper bilgisayarların %99'u şu anda Linux'te çalışıyor. Hatta en hızlı 500 süper bilgisayarın hepsi Linux. En popüler 1 milyon web sitesinin %96'sından fazlası Linux'te çalıştırıyor. Yani internet altyapısı ve özellikle bulut altyapısı çoğunlukla Linux'te ilerliyor. Tabii Linux masaüstü tarafına biraz daha yavaş gelmiş ama çok da yeni değil. Yine çok geleneksel bir geçmişi var masaüstünde. Ve son 20-30 yıla baktığımız zaman zaten masaüstü fonksiyonlarında standartlaştığını görüyoruz. Pardus da bu büyük Linux ailesinin bir parçası.
Peki pardusu bu aile içindeki yeri nereden geliyor? Bunu nasıl farklılaştırıyor? Bir kere pardus Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde, işte Türkçe'nin gereksinimlerine göre, işte Türkiye'de yaygın kullanılan uygulamalara göre, ki mesela kamuda bazı uygulamalar sadece Türkiye'deki mevzuata göre çalıştırılıyor, uygulanıyor. Türkiye'nin şartlarına göre yapılan bir Linux dağıtımı ve yüzlerce farklı Linux dağıtımı var, ülke dağıtımları var. Ayrıca çeşitli ihtiyaçlara göre çeşitli dağıtımlar yapılabiliyor. Çünkü Linux dediğim gibi çekirdek, civarındaki uygulamalar, işte kabuğu, işte paket yöneticisi, masaüstü ortam gibi çok çeşitli şeylerden, parçalardan oluşuyorlar. Ve bu parçalar için farklı farklı alternatifler mümkün. Biz de pardus olarak Türkiye'ye uygun bir şekilde bir kokteyl oluşturuyoruz bunlardan. Bunun yanında son kullanıcının ya da kurumsal uygulamalarda kullanıcıya yardımcı olacak uygulamalar ekliyoruz. Mesela bir Java yükleyici, Java'nın bir sürü farklı versiyonu var. Bunları bulmak, indirmek ve default hale getirmek gibi şeyleri tek bir uygulamadan yapabiliyorsunuz. Yazılım tabii merkezimiz var. Tek tıkla uygulama yükleyebiliyorsunuz kolaylıkla. Başka kullanıcıların yorumlarını görebiliyorsunuz. Ve özellikle Türk kullanıcıların yorumlarını görebiliyorsunuz. Bunun dışında işte güç yöneticisi, pardus kalem gibi çok farklı uygulamalar ekliyoruz. Pardus'un çok önemli farklarından biri de çok farklı kanallardan destek vermemiz. Özellikle çağrı merkezimiz ücretsiz bir şekilde direkt teknik bir kişiyle rahatlıkla konuşup problemlerinizi çözmenize sağlıyor. Yani bunu başka hiçbir işletim sisteminde böyle bir imkanı sağlayamazsınız. Pardus'un bir diğer özelliği de aslında stabilite ve performans arasında yakaladığı çok güzel bir oran var. Yani hem stabiliteye önem veriyor, kolay bir şekilde göçmüyor ama aynı zamanda yeni, çok eski de kalmıyor, yeniliklere adapte olup performans olarak da güzel bir oran yakılıyor. Yani çok fazla performans yakalayayım derseniz genelde her türlü işletim sisteminde her şeyin en son versiyonunu kullanayım derseniz de bilgisayarınız daha çok göçecektir, daha çok problem yaşayacaksınızdır. Bu arasında güzel bir oran görüyoruz. Bu şekilde hem son kullanıcılar hem de kurumsal kullanım için uygun bir denge yakalamaya çalışıyoruz pardus olarak. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Şimdi Mirat Bey'le devam etmek istiyorum. Pardus'un yerlilik ve millilik oranı hakkında neler söylemek istersiniz? Sağ olun. Bu çok sorulan bir soru. Tekrar bunu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Linux kullanımı, Linux çekirdeği kullanımından dolayı zaman zaman yerli değil gibi eleştiriler oluyor. Ama aslında bu tüm dünyadaki geliştiricilerin ve Türk geliştiricilerin de el birliğiyle geliştirdiği herkesin ortak malı. Yani matematik ne kadar yerli ve milli ise bizim malımızsa insanlığın ortak birikimi ve diğer bütün ulusal dağıtımlarda aynı şekilde yapılıyor. Yani bugün Linux çekirdeğinin var olan kod satırı üzerinden ve bir ortağıma bilgisayar mühendisinin aylık maliyeti üzerinden hesaplandığında değer olarak 20 milyar dolarlar konuşuluyor. Dolayısıyla hiç kimse bu 20 milyar doları alıp kullanmak mümkünken farklı şekillerde ben sıfırdan yapayım diye bir şey arayış içinde değil. Tabii ki teknolojiyi çok seven insanlar var. Ben çok yakın zamanda Commodore 64'lerden bir tanesini güncellemiş ve şimdi diyor Commodore 64'ümde Wikipedia okuyorum diyor. 8 yıl çalıştım bu projede diyor. Tek bir geliştirici. 90'lı yıllardan bahsediyoruz aslında tabii, Commodore deyince. Tabii. 90'lı yıllarda kalan bir şey. Bu tür şeyler var ama gerçekten rekabet edecek, güncel kalacak ve kurumsal çözümlerde kullanılacak şeyler için ana akımları kullanmak lazım. Bütün dünyada, Almanya'da, Fransa'da, Kore'de, Çin'de, Rusya'da benzeri şekilde ulusal dağıtım dediğiniz zaman, Amerika'da da ulusal bir dağıtım, birçok dağıtım var ama ulusal belki demek zor. Ama dağıtımlar bu şekilde yapılıyor. Brezilya'da da yapılıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz Türkçeleştirme yaptığımız zaman onu
ana dağıtımlara da paylaşıyoruz. Onun dışında kendi özgün çözümlerimizi ve tercihlerimizi kullanıyoruz. Yani hem arayüzü katmanında hem kütüphaneler katmanlarında farklı yüzlerce seçenek var. Bu da bir özgürlük. Biz bu seçeneklerden kullanıcı kitlemize taleplere en uygun olanları seçiyoruz. Onun üzerine ayrıca kendi geliştirmelerimizi de yapıyoruz. Bu geliştirmeleri de paylaşıyoruz dünyada. Bunun örneklerini zaman içinde vereceğim belki ama bu geliştirmelerin de başka dağıtımlarda yer aldığını görüyoruz zaman zaman. Dolayısıyla biz o ana akımla el ele yürüyerek daha hızlı yürüme ve sürdürülebilir olma imkanını elde etmiş durumdayız. Bütün ülkelerde bu iş böyle yapılır. O yüzden güvenle yerli ve milli diye düşünebiliriz. Bunun dışında da bazen biliyorsunuz kapalı kaynaklı yazılımlarda firma hayatını sürdüremediğinde o yazılım ortada kalıyor ve tamam, güncelleyemiyorsunuz. Bunlara karşı da yani böyle açık kaynaklı bir yaklaşımla işi yürütüyor olmak bize daha büyük bir sürdürülebilirlik kazandırıyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler Murat Bey. Şimdi Cengiz Bey'e tekrar Ankara'ya sormak istiyorum. Pardus'un kullanım alanları ve hedef kitlesi konusunda neler söylemek istersiniz? Hangi sektörlerde daha yaygın olarak kullanılmaktadır? Evet, bu zaman zaman bize de soruluyor, tartışılıyor. Siz kurumsal bir dağıtım mısınız yoksa son kullanıcıya şey yapıyor musunuz, yöneliyor musunuz? Daha önceki soruda da bahsettiğim gibi biz iki tarafa da aslında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Stabilitemizle, verimliliğimizle, performansımızla kurumsal kullanımlara uygun bir dağıtım olarak kalmaya çalışıyoruz. Ama öte yandan tabii Linux dünyasının getirdiği çok rahat modifiye edebilmemiz, çok her şeyin esnek olması, kolay değiştirilebilmesi ve gibi özelliklerle de son kullanıcıya hitap ediyoruz. Tarihsel olarak baktığımız zaman Türkiye'de Pardus özellikle Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çok kullanılıyor. Etkileşimli tahtalarda, laboratuvar bilgisayarlarında kullanılıyor. Onun dışında belediyeler ve hastanelerde özellikle çok sık kullanıldığını görüyoruz. Ama genel olarak yani platform bağımlı, özel bir uygulama kullanmayan her türlü kurumda çok rahatlıkla Pardus'u kullanabiliriz. Mesela 4 gün önce çıkmış Stack Overflow diye geliştiricilerin çok kullandıkları bir web sitesi var. Yani bu aslında dediğim kategoriye çok uymuyor ama yazılım geliştiricilerinin yaklaşık %54'ü ana işletim sistemi olarak Linux kullandıklarını söylüyorlar. Mesela Windows için bu oran %48 şeklinde. Yani sunucu tarafında dediğimiz gibi Linux çok yaygın ama son kullanıcı tarafında da çok imkanlar olduğunu biz kendi sahadaki tecrübelerimizde de görebiliyoruz. Evet. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Şimdi bir video mesajla devam edeceğiz. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamızın Milli İşletim Sistemi Pardus'la ilgili görüşlerini hep beraber izliyoruz. Kıyamet her noktada yerli yazılımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Zira yerli yazılımlar aracılığıyla geliştirilecek her türlü teknoloji hamlesi tüm Türkiye'nin ciddi manada hem kalkınması hem de dışa bağımlılığının önüne geçmesine ciddi bir zemin oluşturacaktır. Özellikle hava yolları, tren istasyonları, sağlık kurum ve kuruluşlarının sistemlerinin çökmesi bir kez daha yerli yazılımın önemini göstermiş durumda. Bununla birlikte sadece yerli yazılımlar değil, aynı zamanda yerli ve milli teknolojiler, bulut bilişim sistemlerinin de aynı şekilde yerli
yerleşmesi bu noktada veri güvenliği açısından da ciddi manada önem arz etmektedir. Zira verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalması bu noktada gelecekte yaşanacak krizlerin önüne geçilmesinde çok ciddi bir temel teşkil edecektir. Günümüzde en kıymetli unsurun veri olduğunu düşündüğümüzde verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasının önemi, bununla birlikte yerli yazılımların sayısının arttırılması, işletim sisteminin yerlileşmesi bu noktada önem arz eder. Özellikle tüm dünyada yaşanan krizde başta Rusya olmak üzere Çin'in minimum düzeyde etkilendiğini gördük. Bunun altında yatan en temel etmen ise yerli yazılımlardı. Aslına bakarsanız Türkiye'nin de yerli bir işletim sistemi söz konusu. Pardus ismi verilen bu yazılım 2000'li yılların başında geliştirildi. Fakat kullanım konusunda istenen düzeye erişilemedi. Zira TÜBİTAK destekli bir şekilde geliştirilen bu yazılımın aslına bakarsanız Türkiye'ye ciddi bir artısının olacağının altını çizmemiz gerekir. Fakat bunun kullanımının yaygınlaşması, tanıtımının gerçekleştirilmesi de bir o kadar önemli. Dışa bağımlılığın önüne geçilmesinde bu unsurun çok önemli olduğunu ifade etmemiz oldukça önemli. Zira yazılım teknolojisinde Türkiye'de asla geri adım atacak bir ülke değil. Zira oluşturduğu birçok firma, birçok kuruluş ve birçok yazılım şirketinin artık Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerde satıldığını görüyoruz. Yani bu potansiyel bizde mevcut. Fakat bu potansiyeli işlemek, bununla birlikte devlet ve özel sektör aracılığıyla yapılacak olan atılımların son derece önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu noktada küçük yaşlarda verilecek eğitimlerin ve gelecek yıllarda özellikle devlet destekli teşviklerin bu yazılım hamlesinde yerli milli yazılım konusunda ciddi avantajlar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu dijital kıyamet artık yerli yazılımların elzem olduğu ve ülkelerin mutlak suretle B planlarının olması gerektiğini bir kez daha gözlerine sermiştir. Dolayısıyla bu noktada yapılacak en temel unsur bir araya gelmek, tıpkı TOG'da olduğu gibi kenetlenerek bu noktada yazılım sektöründe de adımızı tüm dünyaya duyurmak olacaktır. Umarım gelecek günlerde bu hamle gerçekleştirilir ve bu sayede Türkiye her noktada güçlü ve lider bir ülke olarak teknoloji hamlesinde de tüm dünya genelinde yerini almış olur. Evet, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamıza aktarmış olduğu bu değerli görüşler için teşekkür ediyoruz. Şimdi bir uzak bağlantımız var. Uzaktan bağlantıyla aramızda haftalık girişim raporu için TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış var. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, bu haftaya ilişkin olarak özellikle gündemimiz tabii Pardus konusu olduğu için yerli milli işletim sistemimiz. Şimdi bu konuda bize neler aktarmak istersiniz? Buyurun, söz sizde. Yazılımcılar Federasyonu olarak biz tabii ki yerli ve milliye çok önem gösteriyoruz. Üzerinde durduğumuz iki tane temel konu var. Biri eğitim, biri de ihracat. Şimdi evet, herkes bir şekilde yerli ürünlerin üretimi konusunda açık açık duygularını anlatıyor ama bugün verilere baktığımız zaman, ihracat kaynaklarımıza baktığımız zaman 2023 yılında Türkiye'nin yapmış olduğu ihracat 3,5 milyar dolar yazılım ihracatı. Ama biz yapmış olduğumuz yazılım ithalatına baktığımız zaman 4 milyar dolar. Yani burada ters bir durum var. Yani burada lisanslı ürünlerin oldukça fazla kullandığımız gözüküyor. Burada oturup düşünüp şapkayı önümüze koymamız gerekiyor ve işin ciddiyetini ele almamız gerekiyor. Bugün Pardus diyoruz ama Pardus'u bence ikiye bölmek gerekiyor. Konuşmadığımız bir konu. Bir, işletim sistemi. İki, veri tabanı.
Şimdi veri tabanı da önemli bir konu. Yani siz bir proje geliştirdiğiniz zaman, bir işletim sistemini yazdığınız zaman bunun veri tabanı da önemli. 2011 yılına kadar işte birçok alanda yalıdır, kaptandır, müdürdür gibi birçok projeleri TÜBİTAK devre dışı bırakıp Debian dediğimiz veri tabanına geçmiştir. Debian da Linux'un veri tabanı. Bugün devlet kurumlarının ve birçok bankalara baktığımız zaman menşei Avrupa olan, Amerika olan veri tabanlarını kullanıyoruz. Burada veri tabanlarına da, yani bu veri tabanı bilmeyenler için söylüyorum, bir binanın bir temeli gibi düşünebiliriz. Burada diğer bir konu da şu. Mesela Linux tabanlı ürünlere baktığımız zaman, Windows tabanlı ürünlere baktığımız zaman onun işte Python'dır, C#'tır, ASP'dir, C++'dır. Bunun üzerine geliştirilen diller var. Burada TÜBİTAK'ımızın geliştirmiş olduğu bu tarz çalışmaların üzerine böyle biraz daha dillerin böyle Türkiye Cumhuriyetlerine, Balkanlara, biraz daha Afrika ülkelerine, biraz daha buralara hitap edecek dillerin geliştirilmesi ve çoğaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu taraflarda bizim şu an en çok önemsemiş olduğumuz ve üzerinde durduğumuz en önemli olan konu şu: akıllı şehir. Akıllı şehirlerin şu an güvenliği şu an sıkıntılı. Bugün bizim elektrik dağıtım şirketlerimiz, belediyelerimiz %90 oranında Avrupa menşeili akıllı şehir yazılımları ve donanımları kullanılıyor. Bugün herhangi bir siber saldırı durumunda bir tuşa bastıkları zaman bizim suyumuzu ve elektriğimizi çok rahat bir şekilde kesebilirler. Bu çok önemli bir konu. O yüzden burada bizim birinci önceliğimizin bu çalışmaların şeye yayılması lazım. Akıllı şehir altyapılarına öncelik verilmesi lazım. Kamu kurumlarına öncelik verilmesi lazım. Ve buralarda yapacağımız çalışmalar ülkemizin akıbeti için çok önemli. Bir de eğitim sistemimizde şu an Pardus'la ilgili biraz daha eğitim müfredatının içinde eksiklikleri olduğunu tespit etmiş durumdayız. Bugün daha fazla yapay zekaya yönelik Pardus'un ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda basit bir örnek gösterelim. Dubai'ye dönüp baktığımız zaman Dubai'de Yapay Zeka Bakanlığı kurulmuş durumda. Bugün Çin'e dönüp baktığımız zaman işletim sisteminin Windows gibi ya da Microsoft gibi işletim sistemlerinin tamamıyla kaldırıldığını ve Linux'e döndüğünü ve Linux tabanlı ürünlerin zorunlu hale getirildiğini görüyoruz. Bizim de devlet olarak Cumhurbaşkanlığımızdan beklentimiz tamamıyla zaten Pardus eşittir Linux platformu zaten aynı familyadan geliyor. Kamu kurumlarımızın tamamıyla bütün işletim sistemlerini zorunlu bir şekilde değiştirmelerini önemli arz ediyoruz ve olması gerektiğini düşünüyoruz. Buradan da bir müjdemizi verelim. Türkiye'de ilk defa biz de üyelerimizden bir tanesinin mobil işletim sistemi yaptığını söyleyebiliriz. Yakın zamanda TÜBİTAK Başkanımızla bir toplantı organize edip bu işletim sistemini TÜBİTAK Başkanımız Hasan Bey'e sunacağız. Zaten federasyonumuz TÜYAFET ile TÜBİTAK arasında çok yakın zamanda işbirliği protokolü imzalandı. Daha fazla TÜBİTAK'la eğitim olsun, stratejik çalışmalar olsun, planlamalar olsun işbirliği içindeyiz. O yüzden yerli ve milli çok önemli. Burada ülkemizin şu an en büyük sermayesi olan gençlerimizi Pardus'larla donatmamız gerekiyor. Bugün okullarda mezun olan öğrencilerimiz, önemli bilgi veriyorum ben burada. Mezun olan öğrencilerimiz okulda ne ders görürse, hangi müfredatı görürse girmiş olduğu iş yerlerinde o ürünleri tercih ediyorlar. Orada bir IT menajer olarak çalıştıkları zaman, bir IT'ci olarak çalıştıkları zaman burada önemli bir konu orası. O yüzden öğrencilerimizin okulu bitirdiği zaman, okul bittikten sonra Pardus'u tercih etmesi lazım. İster özel sektörde, ister kamu sektöründe Pardus'un ön plana çıkması ve yoğunlaştırılmış bir hale getirilmesi gerekiyor. Burada hepimizin aslında sadece TÜBİTAK'tan, devletten değil, kurumların da, kamunun da, yani sanayicilerimizin de buralarda tercih etmesi gerekiyor. Artık yani Pardus hayatımızın bir parçası ama veri tabanı konusunu da çözmemiz gerekiyor. Burada
Debian değil de Türkiye'nin daha yerli bir veri tabanının olması ve bankalarda kullanılması ve birçok noktada database'lerimizin olması elzem durumda. Burada da bu önerimi de EXA'dan sunmuş oluyorum. Teşekkür ediyorum. TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış'a aktarmış olduğu bu değerli bilgiler ve görüşler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere başkanım. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Mirat Bey devam edelim. Şimdi Pardus Türkiye'deki kamu kurumlarında ne kadar yaygın olarak kullanılıyor durumda? Kullanılan kurumların bir kısmını en azından biliyoruz. Kamu kurumlarının Pardus'u tercih etmelerinin nedenleri nelerdir? Tercih etmeyenler neden tercih etmiyor? Neler söylemek istersiniz? Sağ olun. Öncelikle Mustafa Bey'in söylediklerine de bu soru kapsamında bir parça değinmeye çalışacağım. Tabii açık kaynak yazılımların işletim sistemi dışında veri tabanı, e-mail sonucusu, kimlik yönetimi, siber güvenlik çok fazla modülü var. Biz bunların tamamını açık kaynak çözümlerle yardımcı olmaya çalışıyoruz ilgi duyan kurumlara. Milli Eğitim Bakanlığımız şu anda hem Türkiye'de hem dünyada en yoğun kullanan bakanlığımız. Tahtalarımızın yaklaşık 1/3 etkileşim tahtaların şu anda Pardus yüklü olarak hizmet vermekte. Ve bir sene sonra hedef %100'e ulaşmak. Tek bir kurumda 250 bin civarında kullanıcı kitlesi tüm Linux dağıtımları arasında da çok ciddi bir rekordur. Ama gelecek yıl baktığınız zaman bu rakam 600 binleri geçtiği zaman gerçekten kendi rekorumuzu da geçmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızdan sonra sayı olarak ikinci ama kullanım olarak çok daha geçmişe ilk sürümlerden beri kullanan bakanlığımız Milli Savunma Bakanlığımızdır. Orada da çok uzun süredir kullanıyor olmalarına rağmen yeni dönemle ilgili olarak çok kapsamlı bir güncelleme, yenileme çalışması devam etmekte. Hali hazırda yürürlükte olan projeler kapsamında. Yine bunlardan sonra Sağlık Bakanlığımız var. Sağlık Bakanlığımızda bazı şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz, özür dilerim, bazı şehirlerdeki şehir hastaneleri açılmadan önce 2016'larda, 15'lerde Bursa'da, Kuşadası'nda, Aydın'da devlet hastanelerimiz Pardus çözümlerine geçtiler. Pardus çözümüne o hastanelerin geçmesiyle birlikte şehir hastanelerinin bir kısmı da bu işin Pardus'ta yapılabileceğini gördükleri zaman Pardus'a veya bazen farklı Linux dağıtımları üzerinden çözümler sunmaya başladılar. Ve bunlarda önce olanlar hem Milli Eğitim Bakanlığımızda hem Sağlık Bakanlığımızda sahadaki gönüllüler oldu. Çünkü bu açık kaynak hareketi gönüllüler olmadan yürüyebilen bir hareket değil. Dolayısıyla sahadaki gönüllüler eliyle yaygınlaşma hız kazanmış oldu. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızda YEİTEK Genel Müdürlüğümüz konuyu çok sahiplenerek, himaye ederek, gönüllülere destek olarak bunun önünü açtı ve bu rekor rakamlara ulaşmış oldu. Geçemeyenler neden geçemiyor? Mustafa Bey ifade etti. Çünkü çok önceden gelen bağımlılıklar var. Bu sektörde biliyorsunuz, bilişim sektöründe bağımlılıklar üzerinden aynı ürünün yeni versiyonlarına geçmeniz kolay ama farklı bir platforma taşınmanız zor. Biz bunu açık kaynak dünyasında tamamen özgür yazılım, aslında daha doğru bir tabir, standartlar üzerinden tercih ediyoruz ki hem özgür yazılıma taşınabilirsiniz hem memnun değilseniz kaçabilirsiniz. Evet. Biz bu özgürlüğü tanıyoruz ama ticari firmalar biliyorsunuz biraz o bağımlılıklar üzerinden karlılıklarını sürdürdükleri için çok onu arzu etmiyorlar. Sizin bir kurumsal çözümünüz varsa ya da 10 yıldır kullandığınız bir yazılım varsa ve bu yazılım sadece belli markalarda çalışabilen bir yazılımsa Pardus'a geçişiniz demek o yazılımı elden geçirmeniz demek. Şimdi biz gittiğimiz kurumlarda dönüşüm analizi yapıyoruz. Kurumların %50'den fazla yazılımı zaten uyumluysa geçişimiz çok daha kolay oluyor. Ama bir rehberimiz var, dijital dönüşüm ofisimizde el birliği içinde hazırlanmış olan. Oradaki analizlerde önce sistem odasında hangi sunucular var, o sunucuların nasıl bağımlılıkları var ve onları nasıl yıkarız. Bunun içinde e-mail çözümleri de var. Yani sizin e-mail sunucularınızla yurt dışında mı duruyor, yurt içinde farklı platformlarda mı duruyor, yoksa özgür yazılımlar üzerinde mi çalışıyor? Biz onları da inceliyoruz. Örneğin e-mailde kendimiz bir yazılım
sunmuyoruz. Ama var olan çözümlerden bir tanesini iş ortaklarımızla bazen kendimiz devreye alınmasını sağlıyoruz. Yerli mi bu çözümler? Çözümler açık kaynak çözümler. Globalde kullanılan. Hı-hı. Yani örneğin Zimbra. Ama Hı-hı. yerli olarak Zimbra üzerine iş yapan firmalar da var. Onları da her zaman tavsiye ediyoruz. Daha premium düzeyde bir hizmet almak isteyenler o firmalardan hizmet alabiliyorlar. Bunun yanında aynı şeyi veri tabanları için yapıyoruz. Şimdi şu anda biz Türkiye'deki çok büyük veri tabanı dönüşümlerinden biri üzerine çalışmaya başladık. Ama Maliye Bakanlığımızda da bunun örneği oldu. Bu başarı hikayelerini biraz daha ilerlettiğimizde bunlar var. Bunları alanda çalışanlar biliyorlar. Ama bunu biraz daha ileriye götürdüğümüzde Azrail Mustafa Bey'in ifade ettiği 4 milyar dolara 3,5 milyar dolar bunu tersine çevireceğiz. Ve ondan sonra artı vermeye başlayacağız. Buna çok yakınız. Geçinememesinin en önemli sebebi bu tür bağımlılıklar. Bir dönüşüm dediğiniz zaman sizin 10 yıldır yaptığınız yazılımların elden geçmesi gerektiği zaman bilgi işleminin üzerine çok yük biniyor. Ama zaten bir yenilemeye hazırlanıyorlar. Mevcut sistemleri artık kurumun ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Tüm ülkelerde dönüşümde en ideal zaman o zaman. Lisans maliyetleri yerine dönüşüm maliyetlerine o kaynakları ayırdığınız zaman hem o kaynaklar ülke içerisindeki yazılımcılara gidiyor, hem açık kaynak dünyasında çalışan yazılımcıların iş imkanları artıyor, hem yerli milli çözümlerin de önü açılmış oluyor. Biz o noktaya çok yakınız. Veri tabanı tarafında da çalışıyoruz. Kendimiz bir ayrı veri tabanı değil ama ülkemizden geliştiricilerin de destek verdiği PostgreSQL gibi çözümleri zaten kendi çözümlerimizde ULAKPİM'de hep o tür açık kaynaklı veri tabanları üzerinden geliştiriyoruz. Şimdi çok büyük dönüşümler üzerine de çalışıyoruz kamu kurumlarında. Evet, çok teşekkürler Mirat Bey. Microsoft'un o bütün dünyaya aslında kitlenmesine sebep olduğu gün hemen birinci saatte hem Bengi Türk tarafından bana ulaşmışlardı canlı yayın için. İşte telefon bağlantısı yaptık iki tane bültenimize. Bunun dışında Anadolu Ajansı'na ulaşmışlardı. Onlara da bir röportaj vermiştim daha birinci saatte. Orada da özellikle Pardus'un altını çizmiştim. Bizim yerli bu anlamda işletim sistemimiz var. Biz niye bunu kullanmıyoruz diye yerli milli. Bunun yaygınlaşması gerekiyor. B planının olması gerekiyor. Çünkü felaket kurtarma senaryolarında genelde işte iki veri merkezi olduğunu düşünelim. İkisi aktif de o anda çalışıyor olabilir. Yani eşlenik de olabilir. Birinde problem olduğunda diğerinin hayatına devam ediyor. Ama her ikisinde şimdi Microsoft sistemleri olursa doğru. Bu sefer komple kilitlendi. Dolayısıyla belki bunun işte felaket kurtarma senaryolarında evet belki Microsoft kullanıyor olabilir ama hem Türkiye'deki hem globaldeki kurumlar içinde, şirketler içinde Pardus bu anlamda bir alternatif olabilir. Çünkü oradan hayatına devam ettirebilir. Aslında ne kadar büyük bir tehditten yani başkanımız, TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal dijital pandemi adeta yaşadık demişti geçen hafta. Gerçekten de öyle. Ona bir önlem olarak, alternatif olarak Pardus'u mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Size ayrıca şunu da soracağım. Kurumlar, şirketler Pardus'a nasıl geçebilirler ama onu biraz sonra tabii. sormak istiyorum. Nereye başvurmaları lazım? Kendileri yapabilir mi? Onu ayrıca soracağım. Şimdi bir video mesajımız var. Az önce bahsettiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafıyla devam etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan'ın Milli İşletim Sistemi Pardus'la ilgili video mesajını hep beraber izliyoruz. Merhabalar. Sizleri, programın diğer konuklarını ve tüm izleyicilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Teknoloji ve Gelecek programında Milli İşletim Sistemimiz Pardus ile ilgili yaptığımız çalışmaları paylaşma fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Fatih projesi kapsamında okullarımıza bilişim teknolojileri donanımı ve araçları sağlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu projenin temel amacı eğitim sistemimizi modern teknolojilerle buluşturarak öğrenme süreçlerini zenginleştirmek ve daha etkili hale getirmektir. Bilindiği gibi bu kapsamda okullarımıza internet altyapısı sağlıyor, etkileşimli tahtalar ve bilişim teknolojileri sınıfları kuruyoruz. Öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi amacıyla bugüne kadar 630 bine yakın etkileşim tahtayı dersliklerimize kurarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. Etkileşimli tahtalar
görsel ve işitsel içeriklerle zenginleştirilen dersler sayesinde öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini de derinleştirmektedir. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin bu tahtalardan büyük bir memnuniyet duymakta ve eğitim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmaktadır. Artık millileştirilmiş yeni nesil Pardus ETA işletim sistemini etkileşimli tahtalarımızla yeni kurulumunu yaptığımız bilgisayar sınıflarındaki bilgisayarlardaki Pardus eğitim sürümünü kullanacağız. Pardus, Türkiye'nin yerli ve milli bir işletim sistemi olarak eğitimdeki teknolojik dönüşümün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Pardus, açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve bilgisayarlara kurulup kullanılabilmektedir. Pardus, bilindiği üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemidir. Özellikle eğitim kurumlarında ve kamu kuruluşlarında yerli bir işletim sistemi kullanmanın avantajı büyüktür. Bilişim teknolojileri alanında yurt dışına bağımlılığı önlemek, özgür ve açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaşmasını sağlamak hedefleriyle Pardus kullanımının yaygınlaşması bizim için önem arz etmektedir. Pardus, ofis araçları, internet tarayıcıları, PDF gibi uzantılar için belge okuyucuları, ses ve video oynatma ve üretme araçları, USB ile oturum açma, teneffüslerde kullanılabilecek ve tahtanın kontrollü bir biçimde kullanılabilmesine imkan veren kısıtlı modu, klavye, arayüz, dil özelleştirme gibi geniş kapsamda eğitsel ihtiyaçlara cevap veren özelliklere sahiptir. Ayrıca Pardus kurulu etkileşimli tahtalarımıza uzaktan uygulama yükleme kaldırma, kullanım kısıtları tanımlama, belli kurallarla bunları gerçekleştirme, öğretmen ve öğrencilerimize bilgilendirme mesajları yayınlama, güncelleme yapma, açma-kapama zamanlarını tanımlayarak kaynak tüketimini yönetme, kullanım verilerini raporlama gibi yönetebilme imkanını da sunmaktadır. Kullanımı kolay arayüzü sayesinde öğretmen, öğrenci ve yaş grubu fark etmeksizin herhangi bir kod bilgisine sahip olmayan herkes Pardus'u kolaylıkla kullanabilir. Bilindiği üzere kullanıcıların korsan yazılımları kullanımı günümüzde maalesef yaygındır. Ve bu yazılımlarla bulaşan virüsler sistemlere öngörülemeyen zararlar vermekte, güvenlik açığı oluşturmaktadır. Pardus ile yaygın kullanılan bu korsan yazılımlardan bulaşabilecek virüslerin önüne geçilmektedir. Çünkü Pardus, ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılım alternatifleri sunarak güvenli bir ortam sağlamaktadır. Ek olarak çoğu işletim sistemi için yazılmış virüsler USB'ler ile farkında olmadan taşınmakta. Pardus'ta bu virüsler çalışmadığı için Pardus işletim sistemi doğal bir güvenlik katmanı sağlamaktadır. Sonuç olarak Pardus'un hem teknik hem de stratejik açıdan ülkemiz için büyük bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte bakanlık olarak Pardus'un yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürerek tüm tahtalarda Pardus'un yer almasını sağlamaya ve Pardus ile uyumlu eğitsel araç, içerik ve arayüzlerin geliştirilmesi çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Pardus'un ve ekosisteminin geliştirilmesi sadece bir işletim sistemi oluşturmanın ötesinde Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlığını ve yetkinliğini artıran bir adımdır. Canlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan'a bu değerli mesajı ve yorumları için teşekkür ediyoruz. Mirat Bey, isterseniz yine bir video mesajla devam edelim. Sonrasında stüdyodan ve Ankara'dan zaten aynı şekilde devam edeceğiz detaylı olarak. Ziraat Katılım Bankası Bilgi Sistemleri Yönetimi Bölüm Başkanı Okan Sabırcan'ın Milli İşletim Sistemi Pardus'la ilgili video mesajını hep beraber izliyoruz. Merhaba Şenol Bey. Öncelikle ekran başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ve program konuklarına saygı ve selamlarımı sunuyor ve bu önemli konuda programınızda bize de yer verdiğiniz için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sizlere Ziraat Katılım Bankamızın açık kaynak dönüşüm sürecini ve bu süreçte Pardus ile tanışma ve birlikte ilerleme adımlarımızı hızlıca aktarmaya çalışacağım. Ziraat Katılım'da açık kaynak dönüşümle 2017 yılında dönüşüm stratejimizi ortaya koyarak ve dönüşüm yapabileceğimiz ürünleri analiz ederek başladık. Bu analiz sonucunda 2018 yılında ilk dönüşüm projemizi kurumsal sistem ve servis izleme uygulamasını açık kaynak bir uygulama üzerinden yürütmeyi seçerek hayata geçirdik.
Bu adım mevcut olmayan ve yeni bir satın alım gerektirdiğinden ürün özellikleri ve maliyet avantajını da göz önüne aldığımızda bize dönüşüme hızlı bir giriş yapma imkanı sağladı. Bu ilk adımla birlikte stratejimizi yeni alım yaparken önceliği açık kaynak uygulamalara vermek, bunu da yerli ve milli ürün ve hizmetlerle desteklemek üzerine oluşturduk. Mevcutta var olan ürünleri ise lisans süreleri ve ürün ömürleri dolmasına yakın değiştirecek şekilde ilerleme kararı aldık. Bu önemli kararları tabii tek başına BT stratejisi ve BT kararları olarak ilerlememiz çok verimli olmayacaktı. Kurumumuzu banka stratejileri arasına da bu hususları dahil ederek üst yönetimimizin de güçlü desteğini arkamıza aldık. Stratejimizin oluşması ve ilk projemizin başarıyla hayata geçmesinin verdiği motivasyonla kendimize daha zorlu bir hedef belirledik. Ve son kullanıcı makinelerinin işletim sistemi dönüşümü için analiz ve Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar sonrasında bir pilot çalışma grubu, kullanıcı grubu oluşturduk ve bu gruptan gelen bildirimler ve ana bankacılık uygulamasının açık kaynak uyumluluğunu da sağlamamızla birlikte 2019 yılında bir şubemizde tüm istemci makinelerde Debian işletim sistemini kullanmaya başladık. 2 yıl boyunca kademeli olarak şubelerimizdeki yaygınlaştırma sürecine devam ettik. Bu sürede ek olarak kurumsal portal, kurumsal site dönüşümü, sunucu sanallaştırma, konfigürasyon ve varlık yönetim uygulaması, dosya transferi arşiv uygulaması, video konferans sistemleri gibi farklı alanlarda da açık kaynak uygulamalar kullanmaya başladık. 2021 yılında açık kaynak stratejimizi yerli ve milli ürünlerle desteklemek ve ülkemizdeki açık kaynak ekosistemine daha fazla katkı sağlamak adına dönüşüm sürecinde Debian işletim sistemi ile çalışmalarımıza başlasak da bizlere de desteğini çekmeyen TÜBİTAK'la olan işbirliğimizi bir sonraki adıma taşıyarak yerli ve milli işletim sistemi Pardus'a geçme kararı aldık. Bu karar sonrasında tüm şubelerimizdeki makinaları Debian'dan Pardus'a bu sefer çok kısa bir sürede dönüştürdük. Bugün itibariyle tüm şubelerimizle birlikte yaklaşık 2000 kullanıcıda işletim sistemi olarak Pardus kullanmakta ve her yeni şubemizi sıramatikler, kamera izleme uygulamaları, tarayıcı ve yazıcılar gibi tüm çevre sistemleri de dahil olacak şekilde Pardus işletim sistemi destekli şekilde açmaktayız. TÜBİTAK'la yaptığımız bu işbirliğiyle Pardus'un ana bankacılık sistemimiz ve çevresel sistemlerle birlikte uyumlu olarak çalışması sağlandı. Biraz önce belirttiğim uygulamalar dışında ofis uygulamaları, veri depolama ve kurumsal içerik yönetimi, terminal sunucu, bilgi güvenliği uygulamaları ve veri tabanı uygulamaları gibi birçok alanda Pardus uyumlu açık kaynaklı çözümlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu dönüşüm ile ciddi bir maliyet tasarrufu sağladık. Bunun yanı sıra daha güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi ve çok önem verdiğimiz bağımsız bir altyapı oluşturmanın da adımlarını atmış olduk. Finans sektöründe örneğini duymadığımız bu dönüşüm çalışmalarına bakınca gerçekten istekli olmanın, inanmanın, neme lazım yaklaşımından çıkıp cesur adımlar atabilmenin karşılığını çok şükür aldığımıza inanıyoruz. Ancak işimiz henüz bitmedi. Dönüşüm sağlayabileceğimiz hala birçok alan olduğunu görüyoruz. Yüksek motivasyonlu ve tecrübeli teknoloji ekiplerimiz, yaptıkları yapıcı geri bildirimler ve sürekli iyileşmeye odaklı şube, iş birimlerimiz ve üst yönetimimiz, güçlü iş ortağımız TÜBİTAK ve bu dönüşüm yolculuğunda bizlerle birlikte elini taşın altına koyan isimlerini burada sayamadığım diğer tüm iş ortağı firmalarımızla birlikte yeni projeleri bir an önce hayata geçirmek arzusundayız. Bu doğrultuda Pardus ve açık kaynak çözümlerle geleceğe güvenle bakıyoruz. İzleyerek değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve hürmetlerimle. Ziraat Katılım Bankası Bilgi Sistemleri Yönetimi Bölüm Başkanı Okan Sabırcan'a milli işletim sistemimiz Pardus hakkındaki görüşleri ve önerileri için aynı zamanda da tabii kendi kurumlarında kullanıyorlar. Hem teşekkür ediyoruz hem de başarılarının da devamını diliyoruz. Gerçekten baktığımızda hem kamu kurumları tarafında hem devletimizin üst kademelerinde savunma sanayi tarafında ve işte diğer şirketlerimizde Pardus'un kullanımının artması olası bir sıkıntının dünya genelinde yaşanması durumunda bize B planı olarak ciddi bir aslında esneklik sağlayacak durumda. Bu sebeple bizim mutlaka işte örneklerini gördük. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaygın olarak kullanılıyor. İşte özel sektörde ya da kamuyla bağlantılı işte finans tarafında kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafında biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda yoğun olarak kullanılıyor durumda.
Bunların bizim mutlaka sayısını arttırmamız lazım. Mutlaka bizim B planlarımızın olması lazım diyoruz. Biraz sonra zaten bunu hep beraber İstanbul'dan ve Ankara'dan detaylandırmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Teknoloji ve Gelecek programı reklamlardan sonra devam edecek. Teknoloji ve Gelecek programı devam ediyor. Şimdi Ankara'dan Cengiz Bey ile devam etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan açık kaynak genelgesinin hedefi nedir? Buyurun Cengiz Bey. Evet, bence buradaki genelde en önemli etkenlerden biri burada bir psikolojik bir üstünün açık kaynak tarafına verilmesi. Şimdi mesela futbolda penaltılarla ilgili bir çalışma yapılmış. Kalenin merkezine doğru çekilen şutların gol olma olasılığı daha yüksekmiş. Ama genelde futbolcular köşelere vurmayı tercih ediyorlar. Neden? Çünkü kalecinin üzerine vurup da gol olmazsa çok büyük tepki çekeceklerini biliyorlar. O yüzden bencillik yapıp aslında kendi takımı için daha zayıf bir seçeneği tercih etmiş oluyor. Bunun gibi bilişim alanında da meşhur bir söz vardır. İşte şu falanca ürünü kullandığın için kimse seni işten atmaz şeklinde. Bilişim çalışanları tabii ister istemez kendilerini garantiye alacak seçimler yapabiliyorlar. Ama bu genelgeyle görüyoruz ki artık norm olan ücretli ticari yazılımlar değil, açık kaynak. Yani burada önemli bir psikolojik bir üstünlük geçmiş durumda. Ben aynı şekilde bunu masayı tersine çevirmek şeklinde de yorumluyorum. Çünkü normalde biz eskiden kurumlara gidip onları ikna etmeye çalışıyorduk. Niçin açık kaynak, niçin özgür yazılım kullanmaları gerekiyor, niçin kamu kaynaklarını bu ticari yazılımlara vermemeleri gerektiğine biz ikna etmemiz gerekiyordu. Ama masa tersine çevirerek artık onların eğer ticari bir yazılım kullanıyorlarsa bunu gerekçelendirmeleri gerekiyor. Ve onların artık ikna etmeleri gerekiyor. Şimdi bu genelge kapsamında öncelikle bir analiz raporları ve hatta yol haritası raporu kurumların çıkarması gerekiyordu ve 9 ay süre verilmişti. O süre bitti. Bazı revizyonlar falan yapılıyor ama gelen raporlar var. Bu raporlar çok çok değerli bir bilgiyi bize sunuyor. Bir nevi kamunun röntgenini çekmiş oluyoruz. Mesela hangi yazılımlar yüzünden açık kaynak teknolojilere geçemiyoruz? Hangi yazılımlar bizim önümüzü engelliyor? Bunu bir iki kurumda değil de genel olarak görmüş oluyoruz. Ve diğer bir önemli bilgi de hangi kurumların dönüşümü daha kolay, daha yatkınlar. Çünkü yani bütün kurumları aynı anda açık kaynağa dönüştürmek de gerekmiyor. Öncelikle uygun kurumlardan başlanması önemli. Bir de genelgenin tabii strateji ve bütçe başkanlığı ayağı var. Sermaye projelerinin finanse edilmesinde bu raporlar bakılacak. Neye göre ticari yazılımlara para veriyor, bunu değerlendirecek strateji ve bütçe başkanlığı ve aynı zamanda da açık kaynak ve aynı zamanda yerli ürünlere de burada genelgede bir yer veriliyor. Bunları kullanan projelere öncelik verilecek. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Şimdi Mirat Bey, size sormak istiyorum. Biraz önce aslında bahsetmiştim, ilk kısmı soracağımı söylemiştim. Pardus'a geçiş yapmak isteyen kurumlar ve şirketler nereden başlayabilir? TÜBİTAK ve ekosistem tarafından nasıl destekler alabilirler? Buyurun lütfen. Sağ olun. Daha önce Cengiz arkadaşımız ifade etmişti. Bir çağrı merkezimiz var. Çok uzun süredir hizmet veriyor. Web sitemize gittiklerinde çağrı merkezi numaramızı doğrudan alabilirler. Web sitemizde iş ortaklarımız var. Web sitesi var. Nedir? Verelim Pardus.org.tr adresinde. Burada iş ortaklarımız var. Özel sektörden de bu konuda yardımcı olabilen firmalar var. Sertifikasyonu uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Ve Linux yönetimi sertifikası olan, belirli sayıda ekibi olan firmalar bu konuda değişik iş ortaklığı seviyelerine başvurmuş ve onaylanmışlardır. Bunlardan da alabilirler ama doğrudan ekibimizden de destek alabilirler.
birçok kamuda başarılı proje bu şekilde yapılmış durumda. Bunun yaygınlaşmasını tabii arzu ediyoruz. Ben de daha önce söylemiştim. Yani özel sektörümüzün daha çok bu işin içine girmesi için başkanlığımızın bazı çalışmaları da oluyor. Yeni yılda Dijital Dönüşüm Ofisimizin hazırladığı bu genelgenin sonuçları kapsamında ikinci aşamasına geçildiği doğrultuda TÜBİTAK'ımız da başka fonlarla bu dönüşümleri hızlandıracak, özel sektörün el birliğiyle bu konuya biraz daha destek olmasını sağlayacak şekilde girecek. Ama web sitemiz bu anlamda iyi bir başlangıç noktası. Evet. Burada tabii şirketler tarafındaki tereddüt, ya biz buna nasıl geçeceğiz? Yani nereden başlamamız lazım bir taraftan? Bir taraftan da tabii kullanıcıların alıştıkları arayüzler oluyor. O arayüze alıştıktan sonra yani başka bir işletim sistemi, başka yazılımlar böyle gözlerinde büyütebiliyorlar, tepki gösterebiliyorlar. Burada belki onların bilinçlendirilmesi anlamında işte eğitimler vesaire bunlar da önemli oluyor. O tarafta peki sizin çalışmalar var mı ya da işte ekosistemden eğitim noktasında özellikle bu direnci kırma anlamında neler yapılıyor, var mı önerileriniz? Sistem yöneticisi anlamında biz her yıl Linux Kullanıcıları Derneği ile birlikte yapılan eğitimlere destek oluyoruz. Yaz kampları, kış kampları, çok o anlamda Linux bilen uzman yetiştirmek için gayret ediyoruz. Ama kullanıcı tarafında söylediğiniz çok önemli bir konu. Dünyanın çok büyük bir firması tabii Microsoft, birçok başarıları olan bir firma. Microsoft'un Windows 8 diye bir ürünü vardı. Ve o köşedeki start düğmesini kaldırmayı tamamen masa üstündeki tile'lar üzerinden programların açılmasını tasarlamışlardı. Kullanıcılar önce kendileri tepki bir hack çıkardılar ve o köşeye o start düğmesini geri koydular. Sonra 8.1 yayınlandı hatırlarsanız ve o düğme oraya geri geldi. Dolayısıyla kullanıcı tecrübesi çok önemli. Söylediğiniz boyutuyla dönüşüm yaptığımız firmalarda biz bunları, kurumlarda bunu çok hatırlatıyoruz ve itinayla çalışıyoruz. Bir gece geldiğinizde sabaha bilgisayarınızın teknik olarak parsa geçmiş olması çok kolay. Evet. Hastaneleri biz o şekilde yapıyoruz. Ama hastane kullanımlarında zaten hastane bilgi sistemi ana kullanım olduğu için ve onu internet gezginleri üzerinden kullandıkları için bazen hiçbir fark hissetmiyorlar. Evet. Biz ziyaret ettiğimiz web tabanlı zaten. Web tabanlı uygulamalı. Ziyaret ettiğimiz bir hastanede hemşire hanıma sorduk. Yani bir fark görüyor musunuz, nasıl diye. Ya yani biraz hızlandı galiba, ben farkında değil mi değişikliğin dedi. Dolayısıyla doğru kullanılacak yerlerde her kurumda kendine özel iletişim stratejisini geliştirmek ve bunu dönüşüm yaparken mutlaka çok iyi planlayıp yapmak gerekiyor. Bir de kullanıcıların bu anlamda az önce söyledik, değişime direnen bir kesim olduğu gibi değişimin İngilizce early adapter denilen ilk günden en yeni şeyleri denemek isteyen, adapte olanların olduğu bir kitle var. Dolayısıyla insanların bu farklılıklarını da gözeterek iyi bir iletişim stratejisi teknik işlerin ötesinde çok önemli. Evet. Bunun benimsenmesi lazım. Ortalama kullanıcı bilgisi şu anda Linux sistemleri çok rahat kullanmak için arayüzler müsait. Ama alıştığınız yazılımların değiştiği muadilleri olduğu zaman bunun artıları da olabilir, eksileri de olabilir. O yüzden iletişim bu işin teknik şeyleri dışında gerçekten çok önemli bir boyutu. Evet, gerçekten kullanıcıların da tabii artık değişen bu dünya koşullarına, yazılımlara kendilerini hızlıca adapte edebilmeleri gerekiyor. Dijital okul yazarlığının da olması gerekiyor. İşte bir bakıyoruz, yapay zeka önceden bahsediyorduk ama somut değildi. Bir anda ChatGPT hayatımıza girdi. Orayı da kullanmayı insanlar öğreniyor. Ne yapıyor? İşte prompt engineering ile beraber onu nasıl etkili kullanabilirim? Ne yapabilirim? Burada biraz çaba göstermek gerekiyor. Ondan bu tarz konularda süreklilik açısından, yani bu uygulamaların, işte devletlerin olası saldırılarda ya da afet durumlarında sürekli devam ettirmesi açısından bu senaryoları mutlaka hayata geçirmesi lazım. Burada da kullanıcılara tabii ki birazcık buna destek olma sorumluluğu bir taraftan düşüyor. Zor da değil artık günümüzde, her şeye adapte olabiliyor insanlar. Buna da bence çok kolaylıkla adapte olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Pardus'un güvenlik özellikleri ve avantajları hakkında
neler söyleyebilirsiniz? Özellikle siber güvenlik alanında Pardus'un sağladığı avantajlar konusunda değerlendirmenizi paylaşabilir misiniz? Evet, dediğimiz gibi Pardus Linux dünyasının bir mensubu, Linux ailesinin bir mensubu. Linux sadece çekirdeğine baktığımızda 36 milyon satır kod olan ve geliştirmesine yaklaşık 30 milyar dolarlık bir emek harcanmış tahmini olarak bir proje. Sadece çekirdeği. Ve dediğimiz gibi internet altyapısı neredeyse tamamen Linux tarafından kaldırılmakta. Ve Linux'te bir problem olursa, bir zaten eksiklik olduğu zaman bütün dünyada çok büyük sorunlar olacaktır. Yani sizin bilgisayarınıza gelene kadar belki internetiniz kesilecektir. Şu an çok büyük bir önemi olan bir işletim sistemi Linux ve o yüzden hani risklere biraz daha çok zaman harcanıyor, çok para harcanarak risklere kapalı bir şekilde geliştiriliyor. Mesela Linux çekirdeği 9-10 haftada bir yeni sürüm çıkartıyor. Bunun 7 haftası yaklaşık testle yapılıyor ve sadece çekirdek değil, dediğim gibi masaüstü ortamı, işte mesela Chrome dediğimiz Firefox ve Chrome, her biri 30 milyon satır civarında, bunların kendi testleri yapılıyor. Bütün bu değişik Linux'un bileşenlerinin ayrı ayrı testleri yapılıyor. Her yeni versiyonda bir test sürecinden geçiyor. Ve tabii sonra bunların entegrasyon testi yapılıyor. Debian'ın bir açıdan faydası bu. Bunların farklı versiyonları beraber nasıl çalışıyor? Bunun testleri sağlam bir şekilde yapılıyor. Ve bunun üzerine tabii biz de tam Debian değiliz. Debian'ın da ayrı kolları var. Bu farklı kollardan biz paketler alıyoruz. Bunların üzerine bir de kendimiz test yapıyoruz. Sonuç olarak birçok katmanlardan geçen, dünya çapında süre gelen bir test süreci geçerli ve yani diğer platformlara göre Linux'e daha az saldırılı yapılıyor. Mesela bir Teknofest'te bir öğretmen gelmişti. Biz okulumuzdaki tahtaları virüslerden dolayı kullanamaz olduk. O yüzden Pardus'a geçtik demişti. Bu zaten hani çok bilindik bir şey. Ama işte maalesef Türkiye'mizde dünyadaki algıdan farklı bir algı var. Mesela bir rapora göre dünyada karar vericilerin sadece %11'i ticari yazılımlar daha güvenlidir diyor. Diğer geri kalan kısmı %89'u ya aynı güvenliktedir ya da açık kaynak daha güvenlidir diyor. Ben maalesef Türkiye'de bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece karar vericilere gidip bir anket yapsak sadece %11'i açık kaynak daha güvenlidir diyecektir. Yani biz bir şekilde dünyadan farklı düşünüyoruz bu konuda. Bu yaklaşımımızın değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Cengiz Bey, peki o zaman tabii, o aşamada siber güvenlik sorumu ben biraz daha genişletip sormak istiyorum. Gerçi girdiniz. Pardus'un performans ve stabilite testlerinin nasıl gerçekleştirildiğini biraz daha açabilirsek detay anlamında. Bu güvenilirliği ve performansı da etki ediyor, garanti ediyor belirttiniz. Buyurun lütfen. Evet, yani biz tabii Test olarak kendi yaptığımız uygulamalara daha çok odaklanıyoruz. Dediğim gibi Pardus uygulamaları dediğimiz uygulamalar var. Bunları daha yoğun bir şekilde test ediyoruz. Ondan sonra dediğim gibi Debian'dan aldığımız paketleri birleşip kendi entegrasyon testlerimizi yapıyoruz. Ve Debian'dan bu arada güvenlik şeyleri geliyor, güncellemeleri geliyor. Bunları da direkt biz uygulamıyoruz. Kendimiz mutlaka süzgeçten geçiriyoruz. Bir iki kere bu süreci kendimiz yürüttüğümüz için Debian'daki bazı sorunları biz Pardus kullanıcılarına yansıtmamış olduk. Bir de tabii siber güvenlik aslında çok
katmanlı bir yaklaşım ele alınması gerekiyor. Sadece bilgisayarınız değil, ağ seviyesinde de güvenlik sağlanması çok önemli. Zaten genelde birkaç tane katmandaki sorunun bir araya gelmesiyle ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Ağ seviyesindeki güvenlikte de bizim Ahtapot bütünleşik siber güvenlik ürünümüz var. Yine açık kaynak teknolojiler üzerine çalışan. O da yani Pardus'tan aslında bağımsız ağ seviyesinde siber güvenlikle ilgili çeşitli modülleri içeriyor. Bu şekilde bizim tecrübemiz yani sahadaki ve son kullanıcı olarak Pardus oldukça şu ana kadar şeyimiz çok güvenli, sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz. Evet, çok teşekkürler Cengiz Bey. Mirat Bey ile şimdi devam etmek istiyorum. Biraz önce gerçi girmiştik buna ama eklemeleriniz için özellikle sormak istiyorum. Pardus'un açık kaynak kodlu olması ne gibi avantajlar sunuyor? Açık kaynak olması geliştirici topluluğu ve kullanıcılar açısından değerlendirdiğimizde hangi faydaları sağlıyor? Sağ olun. Çok önemlidir açık kaynak. Dünyadaki büyük şirketlerin zaman zaman kullandığı bir stratejidir aslında. Ülkemizde biraz o anlamda yeni yeni yaygınlaşıyor ve daha iyi noktalara gelecek. En başta know-how transferidir. Yani bugün en ileri teknolojide yapılan, yarış yapılan alanlarda eğer açık kaynak çözümler varsa orada aslında bir know-how transferi de elde etmiş olursunuz. İkincisi, geliştiriciler ne yapıldığından emindir. Yani kodlarda gizli kodların olmadığından emin olabilirsiniz. Tabii ki bu kapalı yazılımlarda en büyük problem aslında. Özellikle gerçekten kurumlar, devletler açısından, tabii şirketler açısından. Çünkü o kodun arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ciddi yani ne problem yazıldığını bilmiyorsunuz. Güvenlik açığı mı var, backdoor mu var? Evet. Yani ondan sonra işte WannaCry gibi vesaire birçok sonrasında problemleri de doğru ortaya çıkarıyor. Doğru. Güvenlik açığı olmaması bir anlamda onları polemiklerden koruyan da bir yöntem olmuş oluyor. İçeriye bakamadığınız için sorunları yaşayınca görüyorsunuz. Hı. Halbuki açık kaynakta eğer yetkinliğiniz varsa kendiniz birincisi yine aynı hemen hemen %95 aynı aile olmakla birlikte özgür yazılım daha düzgün bir ifadedir. Özgür yazılımda kullanıcı aldığı kodları değiştirebilir, okuyabilir ve kendisi ekleme yapabilir. Birçok farklı lisans türleri var. Hepsinin izin verdiği şeyler farklı ama dolayısıyla kullanıcının değişiklik yapması bir, kullanıcının içeride ne var, nasıl yapılıyor bunu inceleyebilmesi iki, buradan insanların yeni yeni çözümler üretmesi, bugün açık inovasyonu yakalayabilmek için açık kaynak kodlu yazılımlar, kendi yazılımlarını birçok firma, normalde açık kaynak ürünler sergilemeyen, sunmayan firmalar açık kaynak teknolojileri tercih ediyorlar. Daha bu hafta Meta yani Facebook firması Llama 3.1 LLM modelini, büyük dil modelini açık kaynak hale getirdi. Tamamen bu LLM modellerindeki yarışta firma dışından da geliştiricilerin desteğini alarak öne geçme çabası. Dolayısıyla çok derece rasyonel, böyle bir hayrına yapılan bir adım değil. Çok rasyonel ve bu şekilde öne geçmeyi sağlıyor. Ama öğrenme ihtiyacı olanlar da buradan birçok şey öğreniyor. Bu anlamda geliştiricilere, gençlere inanılmaz fırsatlar sunan bir yaklaşım. Biz de teknofestlerde, yarışmalarda, gittiğimiz bilim fuarlarında gençlerimizin bu ilgisini görüyoruz. Birçoğundan katkılar da almaya başladık. Sürümlerimize bunu eklemeye başladık. Bunlar da çok sevindirici. Çok teşekkürler Murat Bey. Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Yine bence çok önemli bir konu kullanıcıları dinlemek. Pardus kullanıcılarından gelen geri bildirimleri nasıl alıyorsunuz? Bunu değerlendirme süreciniz nasıl ve buradaki geri bildirimlerin Pardus'un geliştirilmesi aşamasında faydası, katkısı neler oluyor? Biz mümkün olduğunca tabii ki son kullanıcılarımızın fikirlerini almaya çalışıyoruz. Hatta bunun için işte Teknofest yarışması düzenliyoruz ve para ödülü veriyoruz. Lütfen düşünün hani ne yapabiliriz, bize öneride bulunun ya da bir sorun varsa bunu bildirin şeklinde. İşte Teknofest yarışması dışında bize çok farklı yerlerden ulaşabiliyorlar. Mesela CİMER'den ulaşan da oluyor. Sosyal medyadan yazanlar, işte mesela
Pardus'ta destek almakta zorlanıyorum diye sosyal medyada yazıyor. Biz sosyal medyadan cevap vererek onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bakın diyoruz, bize yazmadınız, biz bunu gördük ama çağrı merkezimiz var. Oradan istediğiniz zaman arayıp birisiyle görüşebilirsiniz. Talep merkezimiz var, orada talep açabilirsiniz. Bunun dışında forumumuz var, daha çok geliştirici arkadaşların, daha teknik arkadaşların kullandığı. Son zamanlarda geliştiricilere yönelik daha da destek verilmek için Discord kanalı açtık. Gönüllü portalımızı açtık. Burada insanlar tecrübelerini paylaşabiliyorlar. GitHub'da kaynak kodlarımız var. GitHub'ın kendi kaynakları var. Birçok kanaldan bize ulaşabiliyorlar. Biz her zaman geri bildirime açığız ve bizi çok geliştirdiğini düşünüyoruz. Pardus ne kadar çok kullanılırsa, ne kadar çok insanın eleğinden geçerse, ne kadar çok geri bildirim gelirse o kadar daha güçlü, faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Mirat Bey, Pardus'un kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı hakkında neler söylemek istersiniz? Çünkü çok önemli bir faktör olduğunu özellikle kullanıcının geçmesi açısından ifade etmiştik. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için hangi tasarım prensiplerini uyguluyorsunuz? Sağ olun. Burada aslında Türkiye'de çok özgün bir çalışma yapıldı. Özellikle masa üstünde biz hep gittiğimiz kurumlardan geri bildirim alıyoruz. Ayrıca sosyal medyadan, Teknofest'lerden, tüm ortamlardan geri bildirimlere çok açığız. Birinci masa üstündeki bu önemli konu bu. Fakat etkileşim tahta arayüzlerinde ülkemizde arayüz tasarımında en önde gelen isimlerle, hocalarımızla birlikte bir tasarım yapıldı ve Ankara'da 10 tane okul belirlendi. Bu 10 okuldaki öğretmenlerimiz el işaretlerinden, yani iki parmak dokunduğumda ekranın yarısı kararsın, üç parmakla dokunduğumda cevap görünsün, yukarıdan çektiğimde şu olsun, sağdan yaptığımda bu olsun, menü aşağıda değil yukarıda olsun, inanılmaz dönütler sağladılar. Birçok versiyon yapıldı ama bugün kullandığımız etkileşim tahtı arayüzünün bütün tasarımı ülkemizde gerçekleştirildi ve hocalarımızın dönütleriyle, öğretmenlerimizin dönütleriyle yapıldı. Biz sahadan dönütlere çok açığız ve kullanıcı memnuniyetidir önemli olan. Bizim dayatmamız değil, bu özgürlük, tercih özgürlüğünü kullanıcılarımıza her zaman sağlamaya çalışıyoruz. Onları dinlemeye çalışıyoruz. En önemli yaptığımız şey bu. Umuyorum her geçen gün daha da iyi olacak. İnşallah. Çok teşekkürler Mirat Bey. Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Pardus'a katkı sağlamak isteyen geliştiriciler için ne tür imkanlar sunuyorsunuz? Geliştiriciler Pardus'a katkıda bulunabilmesi için hangi programlara dahil olabilirler, ne yapabilirler? Buyurun lütfen. Evet, yani bizim bir topluluk oluşturmamız, bir gönüllü topluluğun oluşması zaman alıcı ve çok emek isteyen bir süreç. Birçok yıllardır eğitimler yapıyoruz. Tabii son kullanıcı eğitimleri var, sistem yöneticisi eğitimi var. Ama tabii geliştirici eğitimi çok daha farklı bir şey. Teknofest'te ilk 2021 yılında biz hata yakalama ve öneri yarışmasını başlattık. İlk defa 2024 yılında artık belli bir olgunluğuna geldiğini düşündüğümüz topluluk için bir geliştirme kategorisi açtık. Ve yani çok güzel geri dönüşler aldık. Çok lise öğrencilerinin özellikle çok güzel kod katkıları oldu. Biz tabii bu yarışmayla beraber eğitimler sağladık. Daha önce de bir Türkiye Açık Kaynak Platformu ile birlikte bir hackathon düzenlenmişti Pardus için. Bunun yanında işte dediğim gibi Discord kanalında geliştirici arkadaşlara biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orada eğitimler veriyoruz. Bizim bir uzaktan eğitim merkezimiz var. uzem.pardus.org.tr. Orada dediğim gibi çeşitli eğitimler var. Orada geliştiriciler için de Pardus için uygulama nasıl yazılır bunun eğitimini veriyoruz. Gönüllü
portalımız var, gonulu.pardus.org.tr. Burada da çeşitli makaleler teknik olarak yer alıyor geliştirme konusunda. Ve diğer bütün işte GitHub dahil olmak üzere sosyal medya olsun, forumumuz olsun, talep merkezimiz olsun, her kanaldan gelen arkadaşlara biz geliştirme konusunda yardıma hazırız. Ve bir de istatistik vereyim. 2022 yılında 5000 satır kod şeyi almışız, dışarıdan katkısı almışız. 2023 yılında 8000 satıra ulaşmış. Şimdi bir 2024 yılında 186.000 satır. Tabii bu 186.000 olmasının bir sebebi de İspanyol bazı geliştiricilerin İspanyolca dil çevirisiyle ilgili verdiği katkıları çoğunluğunu oluşturuyor ama yani müthiş bir artış görüyoruz. Bu Teknofest yarışması da bizi hızlandırdı. Bu konuda çok memnunuz. İleride de daha fazla katkı almayı umuyoruz. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Mirat Bey, Pardus'un gelecekteki versiyonlar için hangi yenilikler planlanıyor? Bu yenilikler kullanıcı deneyimine nasıl etkileyecek sizce? Sağ olun. Pardus 17'den beri biz 7 yıldır düzenli güncelleme yayınlıyoruz. Az evvel ifade etmiştim. 2 yılda bir de ana sunumlarımızı çıkartıyoruz. Şimdi ileriye dönük olarak yaptığımız çalışmalardan en önemlisi yapay zeka. Mustafa Bey az evvel video mesajında ifade etmişti. Yapay zeka ileriki sürümlerimizde kullanıcılarımıza yardımcı olacak şekilde yer alacak. Bunun dışında ne entegre olacak, yani mevcut yapay zekalar mı entegre olacak, yoksa kendi doğal dil işleme modeli olup TÜBİTAK'ın onu mu dahil edeceksiniz? TÜBİTAK'ta böyle bir çalışma var. Bu çalışma için biz Turba Süper Bilgisayarımızda da donanım tarafına destek oluyoruz. Bilgem'deki yapay zeka enstitümüz, çalışmayı yürüten enstitümüz. Onlarla Mehmet yakın Haklıdır. Çalışıyoruz. Evet, Mehmet Bey. Onlarla yakın çalışıyoruz ve farklı çözümlerimizde kendi içimizde, başka kullandığımız akademik dergiler tarafında da kendilerinden destek almayı planlıyoruz. Fakat oradaki çıktılara bağlı olacak. Biz şu anda bir çalışmaya, deneyler yapmaya başladık. Ama ileriki versiyonlarda mutlaka Türkiye içerisinde geliştirilmiş, Türkçenin önde olduğu bir doğal dil modeli olacak. İlk ücretsiz mi olacak bu? Tabii ki ücretsiz olacak. Evet. İlk versiyonu için biraz erken bunu söylemek için. Biz şimdi biraz hazır olan teknolojiler üzerinden sürümümüze dahil etmeye çalışıyoruz. Ama ileriki versiyonlarda bu olacak. Onun dışında bir aile sürümüne hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz gençlerimiz internetin başına geçtikleri zaman, oyunun başına geçtikleri zaman kalkmıyorlar. Evet. Ama herkesin problemi herhalde bugünümüzde. Herkesin problemi. Bizlerde de öyle. Ama aynı zamanda çocukların oyunlar yoluyla zarar gördükleri durumlarla da karşılaşıyoruz. Aile sürümünde bunlara olabildiğince tedbir alacak. Kullanım saatlerini kısıtlayacak, kullanım şekillerini kısıtlayacak. Ebeveynlerin denetleyebileceği şekilde bir sürüm çıkartmaya ve böylece kurumsal dışında evlerde, ailelerde de kullanımın kolaylaştığı ve yaygınlaşacağı bir sürüm çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun dışında düzenli olarak güvenlik güncellemelerimiz, yenilemelerimiz, sürücü güncellemelerimiz zaten her hafta ara sürümlerimizde ve paket güncellemelerimizde yer almakta. Evet. Özellikle tabii çocukların bu videoyu izleme kısımlarında artık yapay zekayla beraber o videoları o sırada mesela bir ebeveyn diyelim ki kendi bilgisayarı ama çocuğu izlemeye başladığında onun hareketlerinden, işte tıklama hızından, kaydırma hızından çocuk olduğunu görüp videoların karşısına çıkan reklamların şeklini de değiştirdikleri ne ilişkin şeyler duyuyoruz, görüyoruz. Gerçekten de yani çok diyorsunuz ki ya benim profilim sorun olmaz o sırada videolar ama çocuğa bambaşka şeyler göstermeye başlayabiliyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım, dikkatli olmamız lazım. Dediğiniz nokta çok önemli ama başlı başına bir program konusu olacağı için şimdi oraya girmek istemiyorum. Yani yapay zekanın etik kullanımı İspanya'da güney taraflarında çok ciddi gençler arasında sorunlara yol açtı. Gençlere büyük imkanlar sunuyor. Oradan gene birçok çözümler olacak ama
dikkatli olmak gerekiyor. Ayrı bir konu, çok kapsamlı. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi Cengiz Bey'e dönmek istiyorum. Biraz önce zaten Milli Eğitim Bakanlığı tarafında da geniş anlamda kullanıldığını hem Sayın Bakanlık yetkilileri hem de hocamız zaten belirtmişti, sizler de belirttiniz. Pardus'un eğitim sektöründe kullanılmaya yönelik projeleri daha detaylı anlamda ve özellikle okullarda, üniversitelerde daha yaygın kullanımı için neler planlıyorsunuz, ne gibi adımlar atıyorsunuz? Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Şamil Bey sağ olsun çok güzel bir şekilde özetledi. Kendisiyle yıllardır çalışıyoruz. Bir müşteri olarak, kullanıcı olarak bizi çok güzel yönlendirdiler. Pardus'a çok büyük katkılar oldu YTEK'deki çalışanların. Bunların dışında neler yapıyoruz? Üniversitelerle zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. Bunların en önemlilerinden biri Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yaptığımız çalışma. İki tane Pardus laboratuvarı kurdular. İşte buradaki bilgisayarların uzaktan yönetimini yine projemiz olan Lider Ahenk ile yapıyorlar. Ve açık kaynak teknolojilerle öğrencilerini tanıştırıyorlar. Bundan daha da öte, aslında daha da kalıcı olacak şekilde bazı müfredat çalışmaları da yaptılar. Bazı dersler açık kaynak yazılımlarla nasıl verilebilir şeklinde. Yani maalesef burada biraz bizim yol almamız gerekiyor. Üniversitelerde hocalarımız daha çok ticari yazılımlara yöneliyorlar ve bunların alternatifleri de değişmesi çok zaman alabiliyor. Yani hocalarla başlayan bir süreç olması gerekiyor. Aynı zamanda Sabahattin Zaim Üniversitesi bir konferans da düzenledi açık kaynak yazılımlarla ilgili. Bunun dışında başka üniversitelerde de çeşitli seviyelerde çalışmalarımız oluyor. Kapadokya Üniversitesi'nde mesela açık kaynakla ilgili eğitimler verdik. İşte öğrenci kollarının çalışmaları oluyor. Orada biz sunumlar yapıyoruz. Yani son iki yılda yaklaşık 32 kurumda yerinde biz eğitim ve sunum yapmışız. Bir de Linux dünyasında hani ücretsiz birçok yazılım var. Bunlardan bazıları eğitimle eğitici oyunlar, eğitim yazılımları, mesela astroloji ile ilgili, kimya ile ilgili birçok yazılım var. Bu yazılımları bir araya toplayıp hani işletim sistemini kurduğunuzda hazır olarak gelecek bir şekilde. Bir de bunun üzerine geliştirici ortağı, yazılım geliştirme ortamlarında koyduğumuz bir eğitim sürümü çıkardık. Şu anda da hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na beraber çalışıp onun da yeni versiyonu üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Yani söylediğiniz nokta önemli. Hem okullarda, hem üniversitelerde, hem öğretmenlerimizin, hocalarımızın, öğrencilerimizin bu işletim sistemini kullanarak başlamaları hayata hem farkındalık yaratıyor, hem alışmasını sağlıyor, görüyor özelliklerini, bu anlamda kullanımını arttırma anlamında en doğru noktalar gerçekten eğitim sektörü. O anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nda kullanılıyor olması gerçekten çok değerli. Hem EBA sisteminde zaten ilgili genel müdürlük ayakta tutuyor, geliştiriyor. Hem bu noktada da Pardus'a da sahip çıkılması, daha ileriye götürülmesi için çalışılması gerçekten çok önemli. Orada yine tamamlayıcı bir soru sormak istiyorum Mirat Bey size. Pardus'un yazılım ekosistemi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu ekosistemde hangi tür yazılımlar ve araçlar var? Çünkü işte bu kullanıcı tarafında kullanıcıları etkilemek için üzerindeki uygulamalar etkili oluyor. Yoksa sadece bir işletim sistemi salt geldiği zaman çok anlam ifade etmiyor. Zaten Cengiz Bey de ona işaret etmiş oldu. Neler söylemek istersiniz? Tabii, sağ olun. Kullanıcı tarafında birincisi kurumsalda sizin kurumsal olarak 3000-5000 bilgisayarı olan bir kurumun bunları yönetebilmesi için yönetim araçlarına ihtiyaç var. Biz kamu kurumlarında bu çözümü sunmak üzere en başta Lider Ahenk diye bir yazılım geliştirdik. Lider Ahenk ile arzu ettiğiniz politikaları istemci bilgisayarlara uygulayabiliyorsunuz. Örneğin bir kurumda USB takılması yasak ama yazıcı takılması izin verilir olabiliyor. Kameraları yasaklayabiliyorsunuz veya kameraları açıyorsunuz, yazıcıları yasaklıyorsunuz.
departmandan departmana, bölümden bölüme bu tür politikaları uygulayabiliyorsunuz ve bilgisayarları akşamdan sabaha güncelleyebiliyorsunuz. Bu tür yönetim araçları olmadan kişisel bilgisayarların başına her gün teknisyenlerin giderek... Tam bir kaos olur zaten. Olmaz. Yani merkezi olarak yönetilmesi gerekir. Bu doğrudan Pardus yönetimi için geliştirilmiş bir araç. Bunun dışında Pardus'la beraber ya da bağımsız kullanılabilen araçlarımız var. Bunlar lider ahenk yanında engerek var. Kimlik yönetimi. Kimlik yönetimi çok önemli. Kurumundan ayrılan kişilerin e-mailleri açık oluyor. Çok klasik bir problemdir maalesef. Bir tarafta farklı şifreniz yetkiler vardır, bir tarafta farklı şifreniz vardır. Hı. Yetkilendirme sorunları vardır. Bunların tek bir merkezden yönetildiği ve ihtiyaç duyulan, departman değiştiren çalışanların yetkilerinin geçtiği departmana göre tanımlanabildiği, yönetimin çok daha kolay olduğu bir araç. Pardus'tan bağımsız farklı işletim sistemleriyle de birlikte kullanılabilen bir çözüm. Bunun yanında Ahtapot siber güvenlik ürünümüz var. Bu da altta tamamen diğer açık kaynak yazılımları kullanarak geliştirilmiş bir çözümdür. Ve Pardus olan ya da olmayan yerlerde siber güvenlik hedefli olarak kullanılabilir. Sızıntı tespit, sızıntı korunma, firewall gibi pek çok modülü olan bir siber güvenlik ürünümüzdür. Pardus üzerinde kullanıcılar için neler var? Mağazamızda doğrudan bizim takip ettiğimiz, güncellediğimiz 465 tane yazılım var. Bunlar hepsi bizim geliştirdiğimiz yazılımlar değil. Çoğunluğu mevcutta olan fakat kullanıcıların çok ilgi gösterdiği, o yüzden bizim de yakından takip ettiğimiz kullanıcıların işlerini geliştiren yazılımlar. Bunun dışında bu Debian ailesinden gelen yaklaşık 60 bin yazılımı da ihtiyaç duydukça. Çünkü her alanda, her kurumda farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Tabii. Her kurumun ihtiyacı farklı. Bir tarafta baskı, dizgi, mizampaj işleri yapılıyor. Onunla ilgili yazılımlar öne çıkıyor. Bir diğer kuruma gidiyorsunuz. Departmandan departmana istatistik paketleri. Normal kullanıcı için LibreOffice gibi ofis paketleri. Veri tabanları. Dolayısıyla bunun bir yani 60 bin paketin uzmanı olmak da mümkün değil ama ihtiyaç duydukça biz de destek olabilmek adına onları yönlendiriyoruz. Gerektiğinde de sektörden bu konuda özellikle veri tabanı alanında çok destek alıyoruz. Bu ürünlerin alternatifleri de var. Yani özellikle Pardus yönetim aracı LeaderRank'in sevindirici bir şey. Ülkemizde kullanım yaygınlaştıkça başka alternatifler de olacak ama özel sektörden benim hatırladığım 3 tane ayrı alternatif var. Bundan da çok memnunuz. LeaderRank kullanmak zorunda değilsiniz. Diğerlerini test edebilirsiniz. Hoşunuza giderse diğer ürünleri kullanabilirsiniz. Bu çözümlerin ve alternatiflerin çoğalması bizim yaygınlaşmamızı ve kullanıcıların da daha mutlu, daha memnun olarak bu sistemi kullanmasını sağlayacak. Çok teşekkürler Melat Bey. Şimdi Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Aslında bunu konuştuk ama özellikle kurumlar ve kullanıcıların kafasında soru işareti olarak, yani gözünde büyüttükleri, biz Pardus'a geçersek ne olacak, nasıl yapacağız bu işi diye, o sebeple tekrar sormak istiyorum. Pardus'u tercih eden kurumlar ve kullanıcılar için sunduğunuz destek hizmetleri nelerdir? Teknik destek ve eğitim hizmetleriniz hakkında bu anlamda bilgi verebilir misiniz? Evet, yani dediğiniz gibi insan biraz bilmediği şeyden korkuyor. Biz çalıştığımız kurumlarda hep bunu görüyoruz. Öncelikle çok kötümser başlıyorlar. Çok işte mesela bir kurumumuz vardı. Ben 7/24 destek istiyorum. İşte yerinde olsun falan. Hani biz de tamam dedik, olur. Müşteri her zaman haklıdır. İşte bunun maliyeti bu dedik. O çok fazla dediler. Onu o zaman tamam 7/24 değil de işte mesai saatleri gibi, hafta içi gibi şey yaptı. Bir arkadaşı biz oraya tahsis ettik. Sonra arkadaş da yani Pardus'la ilgili çok sorun olmadığı için başka işler yaptırdılar. En sonunda o arkadaşı da beğendiler, süre bitince kendi bir kurumlarını aldılar. Biz bu şekilde çok ekibimizden mezun veriyoruz bu şekilde. Yetişmiş arkadaşlar kurumlara, başka kurumlara gidiyorlar. Biz yani standart paketlerimiz var, işte çeşitli kanallar, çeşitli saat kısıtları,
İşte çeşitli çözüm garantileri içeren paketlerimiz var ama genelde bizim gördüğümüz işte her kuruma karşı da birlikte onların isteklerine özel bir çalışma yapıyoruz. Bazen şey oluyor, yani kendi çalışanlarını biz eğitiyoruz ve o eğitimimizle onlar işlerini yürütebiliyor. Biz o zaman aslında daha çok memnun oluyoruz. Çünkü Pardus ailesi genişlemiş oluyor. Biz enerjimizi başka kurumlara yayacak imkanımız olmuş oluyor. Bazı kurumlara da adam gün paketleri satıyoruz. Yani biraz daha tecrübeli kurumlarda bunu yapıyoruz ki hani kullandıkları kadar ödeme yapsın. Çok burada esnek davranıyoruz. Zaten biz bir kamu kurumu olduğumuz için günün sonunda tabii sözleşmelerimiz, garantilerimiz var ama biz bir yere kaçamıyoruz. Yani sözleşme dışında da olsa biz her türlü desteği veriyoruz, memnuniyetle veriyoruz. Ve o güveni hissetmelerine çalışıyoruz. Ve yani şu ana kadar tecrübelerimde genelde bizimle çalışan kurumlar hep memnun olduklarını düşünüyorum. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Şimdi aslında sormak istediğim çok soru var. Son 10 dakikaya da girmiş durumdayız. Ondan seri olarak böyle birer dakikada, 1,5 dakika içinde cevaplar şeklinde sizlerden rica edeceğim. Mirat Bey'le devam edelim. Pardus'un diğer açık kaynak projelerle entegrasyonu nasıl sağlanıyor? Bu çok önemli. Çünkü entegre olması, beraber çalışmaları. Bu entegrasyonlar kullanıcıların ihtiyaçlarına nasıl yanıt veriyor? Buyurun lütfen. Sağ olun. İşletim sistemi özelinde yaptığımız değişiklikleri eğer kendimize özgü paketlerde, arayüzümüzde değilse mutlaka biz upstream'le yani ana sürümle paylaşıyoruz. Dolayısıyla ana sürümden kopmuyoruz. Bunun dışında geliştirdiğimiz tüm çözümlerde, Lider Ahenk'te, Engerek'te, Ahtapot'ta, şimdi bir rakam olarak söyleyeyim, yani belki 100 kadar değişik açık kaynak kütüphanesi kullanıyoruz. Onların güncellemelerini takip ediyoruz ve kendi yaptığımız güncellemeleri de yine onlarla paylaşıyoruz her zaman için. Standart demek aslında açık kaynak. Yani bir elektrik prizinin nasıl standardı varsa açık kaynak da yaptığınız işin nasıl yapıldığını paylaşıp belli yazılım prensipleri doğrultusunda yaptığınız zaman alanlar okuyabilir, anlayabilir, editleyebilir. Biz buna çok özen gösteriyoruz. Dolayısıyla açık kaynak dünyası içerisinde o az önce ifade ettiğim 60 bin uygulamayı da kullanabiliyoruz. Kendi geliştirdiklerimizi de onlarla paylaşabiliyoruz. Çok teşekkürler Mirat Bey. Gerçekten 60 bin rakamı çok etkileyici. O zaman aradıkları her şeyi bulmaları da mümkün oluyor bu anlamda. Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Pardus'un özel sektördeki kullanım oranları ve örnekleri nelerdir? Özel sektörde Pardus'un kullanımının yaygınlaştırılması için siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Neler eklemek istersiniz? Evet, yani kamuda aslında Pardus'un yaygınlaşması hiç kolay bir süreç değil. Oldukça zorlu bir süreç. Ama dışarıdan bakanlar tabii şey düşünebilir, ya bu kamu hani mecbur kalmıştır falan. Bu açıdan özel sektör bizim için çok değerli oluyor. Şimdi bizim bir ajan yazılımımız olmadığı için Pardus ne kadar kullanılıyor onu bilemiyoruz. Mesela Ankara'da hani önemli bir belediyeye gitmiştim. Yani Pardus kullanmayı düşünür müsün şeklinde. Biz zaten kullanıyoruz demişlerdi. Hani her kullanılan haberimiz yok ama mesela geçen sene bizim imajımız 900 binin üzerinde indirildi. Yani bu indirilenin hepsi tabii kuruldu olduğunu düşünmüyoruz. Bir kere indirip 10 kere de tabii kurulma ihtimali var ama bununla birlikte işte çok güzel özel sektörden örnekler var. Başta Ziraat Katılım çok güzel bir lansman yaptılar. 2 yılda 2020-2022 arasında 5 milyon dolar tasarruf ettiklerini söylediler. Bunun dışında hızlı restoran zinciri var bir tane çok bilinen. Onların Pardus dönüşümü devam ediyor. Yine biz MEB'le çok yakın çalışıyoruz. Çok bilindik bir okul zinciri şimdi bizimle sözleşme yaptı. Onlar da Pardus dönüşümünü başlatıyor. Bunlar bizim çok çok hoşumuza gidiyor özel sektörde. Ama tabii şöyle bir şey var. Özel sektör açık kaynağa biraz daha zaten yakın. Biraz zaten
kullanmakta oldukları işletim sistemleri, tercihleri olabiliyor. O açıdan da bazı zorluklar getirebiliyor özel sektör. Evet, çok teşekkürler Cengiz Bey. Mirat Bey, yine çok önemli bir soru sormak istiyorum özellikle. Çünkü bu artık günümüz dünyasında ciddi bir beklenti, yani doğalında olması gereken bir şey. Pardus'un mobil cihazlar ve IoT platformları için, yani nesnenin interneti tarafında geliştirme planları var mı? Bu alanlarda Pardus'un sunduğu çözümler nelerdir? Sağ olun. Mustafa Bey güzel bir haber paylaştı. Biz de o haberi takip edeceğiz ama biz bu konuda çalışmalar yaptık. Özellikle Raspberry Pi ve ARM işlemciler için çeşitli ürünler ve sürümler geliştirdik. Çeşitli kurumlarda bu konuda talepkar oldular ve onlara demolar yaptık. Fakat burada biliyorsunuz pazar donanım anlamında kişisel bilgisayar pazarından farklı. Yani tabii. FreeDOS'ta bir bilgisayar alıp üzerine arzu ettiğiniz işletim sistemini kurabiliyorsunuz ama tabletlerde, IoT cihazlarında genellikle yazılım ve donanım birlikte alınıp üzerinde çok oynama yapılan bir pazar değil. Dolayısıyla talep tarafında yaptığımız demolara rağmen ilgili kurumların donanım tarafında beklentileri bazen karşılanmadı. O donanımları kişisel bilgisayar yerine kullanmak gibi, ince istemci kullanmak gibi çözümleri, tercihlerde zorlukları oldu. Biz şu anda biraz o çalışmaları dondurmuş durumdayız ama talep olduğunda tekrar hızlı bir biçimde o alana girebilecek kadar tecrübemiz var. Evet, çok teşekkürler. Şimdi tekrar Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Pardus'un yerel ve uluslararası teknoloji fuarlarında tanıtım için ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz, düzenliyorsunuz? Bu fuarlarda elde edilen geri dönüşler ve kazanımlar neler? Özellikle çünkü bunun dünyaya açılması noktasında da bu fuarlar önemli birer etken haline geliyor. Neler söylemek istersiniz? Evet, yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. TÜBİTAK'ın paydaş anketinde en bilindik 5 markası arasında Pardus da var. Bu bize büyük bir gurur ve sorumluluk duygusu veriyor. Pardus çok bilinen, çok eskiye dayanan bir proje. Çeşitli fuarlarda biz Pardus'un tanıtımını yapıyoruz. İşte verimlilik, Teknofest tabii ki başta olmak üzere. Teknofest'in başından beri biz hep orada bulunuyoruz TÜBİTAK standında. Verimlilik fuarı, Saha Expo gibi yerlerde ve çeşitli illerde yapılan bilim festivalleri Aksaray'da olsun, Antalya'da olsun bunlara katılım sağlıyoruz. Bunların tabii çok büyük faydası var. Kişilerle birebir görüşme imkanı yaşıyoruz. Sahanın nabzını alıyoruz. Onlar da birebir geliştiricilerle görüşme fırsatı buluyorlar. Ve hani yanlış bildikleri şeylerin doğrularını söylüyorlar. Çok açık, gönüllü bir şekilde çok rahat diyaloglar sağlıyoruz. Teknofest yarışmalarında da ilk 2021 yılında yapmışız. 100 civarı başvuru olmuş. Sonraki 2 yılda 300 civarı gerçekleşmiş. Biz bu sene işte geliştirme kategorisinde kattık. Toplam 1400'e yakın başvuru olmuş. Müthiş bir artış sağlamışız. Demek ki bunların faydasını da görüyoruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Mirat Bey'e sormak istiyorum. Son 3 dakikaya girmiş durumdayız. 2 soru beraber birleştirip soracağım size. Pardus'un dünya genelinde yaygınlaşması için gelecekteki hedefleriniz sizin nelerdir? Uluslararası pazarda Pardus'un benimsenmesi için ne tür stratejiler uyguluyorsunuz? Yine aslında onu tamamlar nitelikte. Uluslararasında kullanılması için ne gibi global çalışmalar bu anlamda yürütülüyor? Global pazarda Pardus'un konumunu siz nasıl görüyorsunuz? Sağ olun. Öncelikle sürümümüz tüm sürümler arasında DistroWatch adlı sitede puanlanmakta. DistroWatch'ta biz 10 üzerinden 9,5 alıyoruz şu anda. Çok iyi puan alan sitelerden biri. Daha fazla kullanıldıkça bu puanlar düşebilir. Kullanıcılar daha çok beklentilerini tabii iletebilir. Biz bundan memnuniyet duyarız. Dil seçenekleri var mı? Dil seçenekleri var. Kaç tane dili destekliyor şu an? Linux çekirdeğinden gelen çok var. Ama biz özellikle Türkçe üzerine odaklanıyoruz. Ama az önce ifade etti Cengiz Hocam. İspanyolca örneğin burada dil seçeneklerine kendileri eklediler. Yaptığımız geliştirmelerin Pardus mağazası örneğin Brezilya'daki bir dağıtım tarafından aynen kullanılıyor. Uygulama olarak o 465 uygulamasıyla birlikte çok kullanıcı dostu bir uygulama olarak onlar da bunu beğendiler. 2 yıldır yaklaşık yaptığımız geliştirmeleri aynen alıp kendi dağıtımlarında kullanıyorlar. Bunun dışında Katar'da
bazı pardus kurulumları oldu. Komşu ülkelerde iş ortaklarımızın takip ettiği işler var. Biz hep önceliği ülkemize verdik. Çünkü Azrail Mustafa Bey'in ifade ettiği o ihracat ithalat dengesinde öne geçecek lisans alımlarının azalacağı ve o bilişim bütçelerinin çok daha yaratıcı işlere harcanacağı, o bilişim işlerinin bütçelerinin daha üretici olacağımız çözümlere gideceği bir ortamı hedefliyoruz. Ama bu anlamda hem özel sektördeki kullanımlar, hem komşu ülkelerdeki kullanımlar, hem Güney Amerika'da Brezilya gibi bir ülkedeki kullanım bizim globaldeki yaygınlaşmamız açısından da çok güzel. Burada az önce ifade ettiğim gibi dünya geneline baktığınız zaman stat counter'da masa üstünde Linux kullanımı %4'lerdedir. Türkiye'de bu oran %9'da. Bunda diğer dağıtımlar da var fakat Pardus'un rolü büyük. Dolayısıyla burada hala alacağımız bir mesafe de var. Önceliğimiz o açıdan bizim ülkemiz ama dışarıda olan şeylere kesinlikle kapalı değiliz. Çok güzel başarı hikayelerini dışarıdan da duyuyoruz. Evet. Ya Türkiye kısmı gerçekten çok önemli çünkü öncelikle bizim burayı çözmemiz evet. gerekiyor. Diğer taraftan da tabii çevre coğrafyada Türk Cumhuriyetleri. Doğru. Bu da çok çok evet. önemli. Buralarda şu an aktif faaliyetler var mı? Var. İlgi var. Henüz şey olmadı. Gidip demo veya kurulum. Ama yaptığımız işleri çok yakından takip ediyorlar. Faaliyetlerimiz. Bizim akademik tarafta dergiler tarafında onlarla yakın bir çalışmamız var. Başkan Bey'in geçen hafta ifade ettiği evet. üzere ortak araştırma yapmak üzere bazı hazırlıklar var. Bakanlıklar düzeyinde de zaten var. Doğru. Çok yakın ilişkiler var. O anlamda özellikle Azerbaycan'la ilişkiler çok iyi. Pardus konusunda da o anlamda orada bir açılım olacağına inanıyoruz. Çok teşekkürler. Evet, bugün milli işletim sistemi Pardus konusunu detaylı olarak değerli konuklarımızla değerlendirmiş olduk. TÜBİTAK Ulak BİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu'na, TÜBİTAK Ulak BİM Pardus Proje Yöneticisi Doktor Cengiz Çelik'e, TÜYAFET Yazımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış'a, Dijital Biz Dergisi yazarı Arzu Tufan'a, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırağ'a, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan'a ve Ziraat Katılım Bankası Bilgi Sistemleri Yönetim Bölüm Başkanı Okan Sabırcan'a değerli görüşleri ve yorumları için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar.